Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Yalçın Felçepe, CSR Bilgiler Fakültesi dekanıyım. İlk kez mi geliyorsunuz buraya bilmiyorum ama umarım memnun kalırsınız buradaki ziyaretimizde. Şimdi ilk program 2 gün sürecek. Ama konusu çok ilginç, zamanlaması çok daha ilginç. Ben de önce içeride Kerem Hoca'ya söyledim. Kerem Hoca'ya söyledim. Yani o en çok dolayısıyla rahatlıkla size de söyleyebilirim. Yani onun arkasında konuştuğumdan değil. Şimdi konumuz internette ifade özgürlüğünün korunması. Ve bugün internette ifade özgürlüğü engellenmiştir. Yani böyle şimdi dayanaklarını birazdan konuşacaksınız. Şimdi bu toplantıyı biz dün akşam karar vermedik. Yani Twitter'a erişime engellendikten sonra biz bunu yapalım. Bu birkaç önce planlanmış. Bugün için planlanmış. Hatta Kerem Hoca'yla da bu detayları konuştu. Bunun bugüne denk gelmesi ilginç. Yani şimdi sadece bu bugüne denk gelse hadi deriz tesadüf falan ama 3 Haziran 2013 tarihinde yine Kerem Hoca'nın organize ettiği Türkiye'de ifade özgürlüğünün korunmasında sivil toplumun rolü konulu konferanstan 3 gün önce de gezi olayları başladı. İşte ben biraz endişe etmeye başladım. Yani işte Kerem Hoca bana bir projeyle geldiğinde işte hocam işte şunu yapacağız dediği zaman bu Kerem Hoca 3. paralel mi dönüyor? Ama bir yerlerde bir şeyler var. Bu işin şakası tabii ama aslında konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hani derler ya sosyal bilimler böyle laboratuvar olmayan yerdir. Ama bugün siz aslında fiili olarak yaşanan bir engellemenin olduğu bir günde internette ifade özgürlüğü konusunu aslında sosyal bilimlerde laboratuvar olabiliyor. Biz planlasak bu kadarını beceremeyiz. Yani akademisyenlerin yetkisi biraz sınırlı ama yetkisi fazla olanların nelere kabul olduklarını, neler yapabildiklerini görüyoruz. Şimdi ben konunun uzmanı değilim. Yani ben sağ olsun Kerem Hoca Fakültesi kanalıyla beni götürüp davet etti. Ama bir ortalama vatandaş olarak bu konuları birey hakkı olarak, bunlardan yararlanan birisi olarak biraz görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi, sanıyorum ki herhalde tarih boyunca böyle olmuştur. Yöneticilerin en korktuğu şey bilgi olmuştur. Yani bir bilgiye sahipseniz onu kullanarak doğru karar verme şansınızı yükseltirsiniz. Bu bilgi, konu her neyse, bu dini ilişkin olabilir, kendi ilişkin olabilir, sosyal ilişkin olabilir, her anlamda olabilir. O konuda bir fikriniz varsa, doğru bilgiye ulaşıyorsanız doğru karar verirsiniz. Doğru karar verdiğinizde bu bilgiye ilişkiniz de çoğu zaman yönetici kadrolar tarafından arz edilmez. Geçmişte biliyorsunuz bir yıl mahkemeler kurulmuştur. Yani bugün var ama geçmişte en institüsyon diyoruz. İnsanlar topluyorsunuz, hala dünyanın öküzün boynuzları üzerinde duran bir tepside dengede olduğunu iddia eden Kur'an'ların geçerli olduğunu size aktarıyor. Oysa dünya yuvarlaktır diyenlerin bunlarca bunu söylemekten engellendiğini biliyor. Dolayısıyla bugün içinde yaşadığımız durum aslında yönetici kadroların tarih boyunca hep böyle yapmaya çalıştıkları nedir o şey? Kendi iktidarlarını daha güçlü kılabilmek için toplumun geniş kesimlerin ya da o iktidarın yönettiği kesimlerin kolay yönetimine imkan verebilmek için bilgiden mahrum olmasını sağladı. Şimdi bunu yakın zamana kadar çok kolay bir biçimde başarabiliyorlar. Nasıl başarıyorsunuz? Ben çocukluğumda, şimdi gençliğim diyeceğim, yaşım çok yok ama çocukluğumda bir tane televizyon kanalı vardı, TRT diye. Biz hava durumunda oradan öğrendik. Biz işte insanlar buz patenine çok meraklı olduğundan değil, yayınlanan başka bir şey olmadı. İşte hepimiz buz pateni seyrediyoruz. Şimdi herhalde 1200 tane televizyon kanalı var. Kış olimpiyatlarını seyredenler nüfusu olarak 10 binde yarım filandır. Ama büyük olasılıkla Kerem Hoca da buz pateni seyretmiştir, değil mi? Doğu Almanya'nın Katerina Witt'i var, değil mi buz pateninde? Yani sizlerin yaşı... Neden? Çünkü başka bir şey yok. Yani size sunulan sadece o. Dolayısıyla beslendiğiniz yer, bilgi anlamında beslendiğiniz yer kontrol ediliyorsa düşünceniz ona göre şey. Ben hala sadece belgesel ve buz pateni izliyorum. Biz buz pateni belgeseli izliyoruz, değil mi? Katerina Witt'leri falan gösteriyorlar. Güzel dedik. Hepimizin çocukluğunda böyle ilgiyle izlediği bir spor. Şimdi geçmişte bilgiye
erişmeyi sınırlandırmak mümkün. Söyleyeyim, bir tane kanalımız var. Gazeteniz varsa işte gazetenizi sınırlıyorsunuz. Ki bu yayınlanan kasetlerde gördük ki işte Alo Fatih var, işte Alo Mustafa var, bir gün hazırla başlayan kişiler var. Onları kontrol etmek çok kolay. Bunu koy, onu çıkar, ötekisini yazma, şu cümleyi çıkar vesaire. Dolayısıyla iktidarlarını muhtedir kılmaları bu mecralar üzerinden biraz daha kolay geliyor. Ama sağ olsun teknolojinin gelişimiyle birlikte kontrol etme imkanlarının da sınırlandığını görüyoruz. Twitter konusundaki ilk eleştiri bu hükümet tarafından hatırlarsanız Gezi olaylarında yapıldı. Gezi olayları 31 Mayıs'ta başladığında büyük hatta sizler de bizleri oturduk Twitter'ın karşısında ne oldu bittiğini oradan takip etmeye çalıştık. Çünkü bütün televizyon kanallarında ve Türkiye'de korunması gereken Anadolu yemeklerini falan anlatıyordu. Oysa sokaklarda milyonlar mevcut sistemden duydukları rahatsızlığı dile getirirken buna ilişkin yaygın medyada herhangi bir şey yok. Orada Başbakan'ın bu konuda ilk açıklamasını Twitter'ın aslında Twitter, Facebook'u hepiniz sıralamıştı. Yasaklanması gerektiği konusunda düşüncelerini söylemişti. Görüyoruz ki teknolojinin gelişimi bunların bu alanlara müdahale etmesini biraz daha zor hale getiriyor. Şimdi bu zor bizim bilgi erişmemize imkan sağlayan bir durum olduğu için de yöneticilerin yönetmesini zorlaştırıyor. Yani size söyledikleri bir şeyin doğru olup olmadığını teyit etme şansınız var. Size deniyoruz, bu böyle. Siz yaklaşık 30 saniye içerisinde onun öyle olmadığını söyleyebiliyorsunuz. Nasıl söyleyebiliyorsunuz? Çekil diyorsunuz. Bu sadece iktidar anlamında değil, ben finans hocasıyım, derse giriyorum, öğrencilere diyorum ki en son açıklanan enflasyon rakamında tüketici enflasyonu %2.32 örneğin çıkmış söylüyorum. Arkadan biri seyirini kaldırıyor. Hayır hocam, %2.38 diyor sen. Şimdi ben belki yuvarlayıp söylüyorum, kimsenin teyit etme şansı yok diye düşünüyorsun ama bir tane alet var, eline aldığı zaman TÜİK'in sayfasına girip ya da ona ilişkin bir rapor anında sizi düzeltebiliyor. Dolayısıyla siz karar verici olarak istediğinizi anlatıp beklediğiniz sonuçları elde etme şansına sahip değilsiniz. Nasılsa toplumun geniş kesimleri bilgi erişme imkanına sahipse. O zaman ne yapacaksınız? Bilmediğiniz bir şey sizi rahatsız etmez değil mi? Yani şimdi İstanbul'da olaylar olmuş, haberiniz olması üzülür müsünüz? Yani bilmediğiniz bir şey üzülemezsiniz ki. Bilmediğiniz bir şeye hassasiyet de duyamazsınız. Bilmediğiniz bir konuda fikir de yürütemezsiniz. O zaman bilmenizin engellenmesi çabası. İnternette özellikle Twitter'da bu son 24 saatte olmak gerçi. Gece 12'den sonra olduğu söyleniyor. Yaşanan olaylar, hükümetin gösterdiği bütün çabada buna yönelik. Sizin bilmenizin engellenmesine yönelik. Ama mümkün değil, görüyorsunuz değil mi? Biraz önce hocalarımızla konuştuk. Yani ben gece 7 saatte maalesef izleyemedim. Fakat 30 saniye içerisinde bütün televizyon kanallarında DNS ayarları nasıl değiştirilir? O anlatılıp yani herkesin internete girebileceği, uzun Twitter'a girebildiğini görüyor. Aslında nafile bir çabadan bahsediyoruz. Yani her ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, toplumun geniş kesimlerinin bu bilgiye erişmesinde kısıtlama şansları olmadığını görüyoruz. Fakat gayret ediyorlar. Çabalıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ben inanıyorum ki teknoloji iktidar sahiplerinin, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde iktidar sahiplerinin toplumun bilgi erişmesini kısıtlama imkanı da ortadan kaldıracak. Demokrasinin gelişimi bence bunun sayesinde olacak. Yani fikir sahibi olduğunuz zaman kararlarınızda o bilgilere, bilgi sahibi olduğunuz zaman fikir sahibi olacaksınız. Kararlarınızı da ona bağlayacağınız, dayandıracağınız için toplum çok daha iyi yere gitmesine vesile olacaksınız. Bugün size çok teknik şeyler anlatılacak. Ben sadece internet kullanıcısı, Twitter kullanıcısı olarak bu konudaki görüşlerimi kısaca sizinle paylaşmak istedim. Konu hakkında yetkin 3 tane hocamız size uzun uzun bu süreçleri anlatacaklar. Umarım bu çalıştay hepinizin verimi geçer. Sizlerin sayesinde gelecekte hiçbir iktidar değil sosyal medyada interneti kapatmak, öyle bir düşünceye bile sahip olmak iyi akıllarından geçirmezler. Çünkü biz biliriz ki sizin gibi genç hukukçular böyle bir düşüncenin bile demokratik bir sistem içerisinde düşünülmesinin bile doğru olmadığına inanıp öyle bir düşünceye bile bulunmazlar. Hepinize saygı ve sevgiyle selam. Hoşçakalın. Evet, şimdi biz geçen iki hafta önce o kısmını da söylemiştim ben içeride eksik kalmasın.
Eyvaz Şancan'ın söylediğine ilk olarak. Bilgi Üniversitesi de benzer dedi. Bu yapacağımız çalışmanın ilk ayağını yaptığımızda bir akşam önce biz başbakan YouTube'u ve Facebook'u kapatacağını söylemişti televizyonda. Bir şekilde bizi takip ettiği konusunda benim endişelerim var ya. Onun yapılacağı zaman mutlaka bir şey patlatıyorum. O zaman Kerem Hoca'yı takip edin, anlarsınız. Evet. Bundan sonra ben erişim engelleme başlamadan bir iki saat önce haber vereceğim. Gereken işlemleri yaparsınız hocam. Evet, şimdi ben deplasmandaydım, şimdi ev sahibi olduğum için ben başladım. Bizim bu çalışmamızın ilk kısa geçmişini ve amaçlarını anlatmak istiyorum. Sonra Yaman Hoca'nın ekleyecekleri olacak herhalde. Ardından da Fikret abi bize bizden daha geriye giderek başlıyor. Ben İstanbul'da anlattığımda benim hikayem varken siz yoktunuz diye başladık Fikret abi, size onu anlatacak. Onun için ben zaman içerisinde daha az bir mesafeye gideceğim ve buraya nasıl geldiğimizi anlatacağım. Bizim Yaman Hoca ile tanışıklığımızdan başlıyorum. Aslında çok eski değil. Gerçi giderek o da eski bir hikayeye dönüşmeye başladı ama Yaman Hoca ile tanışmamız bizim Leeds Üniversitesi'nde. Beraber aynı zamanda doktora yaptık. Ben Leeds'e giderken işte üniversiteleri araştırıyorum falan. Bu danışmanımı, yani doktora danışmanımı bulduğumda bir baktım. Böyle bir sürü bir Türk isimli birisiyle makaleler yazmış. İşte Clive Walker ve Yaman Akdeniz falan. Meşhur birisi. Yani Yaman Akdeniz'e biz gitmeden. Ben tabii o zaman doktora yaptığımda bilmiyorum. Yani burada hoca falan diye düşünüyorum orada. Gerçi derslere giriyor muydun hocam sen o sırada? Ders derslere de giriyordu ama doktora, yani tezini yazarken bir sürü yayını vardı ve İngiltere'de, hatta işte buradan gitmek isteyenler için burada bile bir şöhret yakalamıştı. Neyse, gittiğimizde böyle bir de hava attı. Öyle pek yani sizinle mi uğraşacağım gibilerinden falan, Türkiye'den yeni gelmiş çömezler falan filan olay oldu. Bir şöhretini de orada öğrendim ama Yaman Hoca internet meselesiyle ilgili çalışıyor. Oradaki Türklerin arasında şöyle söyleniyordu. İşte üniversitede daha böyle filtreler, bilmemeler çok gelişmiş. Yaman Hoca her türlü siteye giriyormuş. Hem de hiç sorun yaşamıyormuş. Süper bir test konusu varmış falan filan diye yapılıyor. Bizim Yaman Hoca ile oradaki tanışıklığımız ama hiçbir zaman bir bilimsel ortak çalışmaya dönüşmedi. Zaten işte kendisinin bizi üstü kabul etmesi bir buçuk sene sonra gerçekleşti. Türkiye'den dönerken ben bir şişe rakı aldım. Gittim ve o şişe rakı da demlenince kabul listesine girmeyi başardık. Yani neyse, sonra ben Türkiye'ye döndüm. Bizim iletişimimiz hiç kesilmedi ondan sonra. Cevap hakkımı sakladım. Sonra iletişimimiz hiç kesilmedi. Ama sanıyorum 2006 yılına kadar da bu iletişim içerisinde hiçbir zaman ortak bir çalışmaya da dönüşmedi. Ta ki işte 2006'nın sonlarına doğru herhalde değil mi hocam? 5651 çalışmalar da 2007'nin başında olabilir. 2007'nin sonunda çünkü Kasım 2007'de 5651 yürür diye. Tamam, demek 2007'ye kadar doğru, tamam. Evet, 2008'in başı gibi o proje. Şimdi Türkiye'de bahsedeceğiz 5651 sayılı yasa öncesinde internet ceza kanunlarıyla, diğer genel kanunlarla işte zaptur rapt alınmaya, altına alınmaya çalışılıyordu ama 5651 çıkınca internete yasak vesaire geliyor. Ben de o zaman Türkiye'deki insan hakları örgütleriyle beraber çalışıyoruz. O da bizim insan hakları merkezinin bir kararı. Herkes işte polise, jandarmaya insan hakları eğitimi veriyorken biz, yani insan haklarının savunması gereken insan hakları örgütleridir. O yüzden sadece insan hakları örgütleriyle çalışacağız demiştik. O nedenle de insan hakları ortak platformuyla da çalışmaya başlamıştık. Onlar da bu yasanın çıkacağını duyunca ifade özgürlüğünü etkiliyor. Bunun üstüne bir şeyler yapsanız filan dediler bize. İnsan hakları merkezi için. Ben de o kadar farklı konularda dağılmış durumdaydım ki fırsat bu fırsat. Benim tanıdığım birisi var. İşte internet çalışıyor. Ona söyleyelim, o yazsın dedim. Yaman Hoca da o sırada hala İngiltere'deydi, dönmemişti. O da dedi, ben yazayım edeyim ama ben de Türkiye'de olan bitenleri bilmiyorum. Onun için bunu beraber yazalım. Ben hani bir ucundan bir girip bir bakıp çıkacağım oluyor, yani barın içerisinde bir bakıp çıkacağım diye girdim bu internet meselesine. O 5651 çıkarken girdik ve orada kaldık, çıkamadık. O yıl, bu, görünüz önünüzdeki biberli kitap, o
çalışmanın ürünüdür. Biz ilk defa akademik çalışmayı onunla başlattık. Ondan sonra da bayağı bir ortak çalışma yaptık. Ancak şimdi bir yerden sonra yazmanın ötesine geçtik ve bazı çok bilinen internet yasaklarını hukuksal mücadeleye çevirdik. Bu hukuksal mücadelelerin bazen altında açıkça bizim adımız yazıyor, biz davacıyız veya işte itiraz ederiz. Bazen de gizli santrafor derler eskiden, hala da adı deniyor galiba, orta sahadan çıkıp gol atan amaçlı bilmem. Ama gizli santrafor, onlardan eğitim sırasında bahsedeceğiz, adımızın gözükmediği ama hukuksal yapılandırmasına katıldığımız bir şey. Şimdi yalnız Türkiye'deki bu internet yasağı meselesi, ifade özgürlüğüyle ilgili sorunlar o kadar devasa bir hale büründü ki, Yalçın Hoca'nın söylediği gibi, gerçekten benimle de alakası yok, kendiliğinden büyüyen bir şey. Bir yerden sonra şunu fark ettik, tamam biz kritik bazı vakalara müdahale ediyoruz. İşte YouTube'un erişim engellenmesine dava açtık, Adnan Oktar'ın, Richard Dawkins'in sitesini kapatması konusunda Richard Dawkins'e ulaştık, ondan vekalet aldık ve sonunda o sayfayı açtırdık. Efendim işte Playboy'un erişime engellenmesine dava açtık. Mümkün olduğunca farklı alanlarda. Filtre uygulamasına karşı Danıştay'daki başvuruları yaptık filan ama hem bu bir akademisyenin aslında işi değil. Yani biz bir yerden sonra hani bir iki tane böyle sembolik olarak şey yapalım derken sizler avukatsınız biliyorsunuz, bizim işimiz o değil. Yazıyorsun, ona cevap geliyor, öbürüne cevap geliyor falan filan derken ben avukatların niye davalara çok para istediğini anladım. Çok vakit alıyor çünkü. Yani normalde bir dilekçe yapacağım, iş bitecek derken ona itiraz et, onun cevabına cevap ver, öbürüne dava aç, öbürüne bilmem ne falan. İçinden kaybolduğumuz bir şey ama şunu görmemizi sağladı bu. Türkiye'deki internet rejiminin bir fotoğrafını çekmemizi sağladı. Yani teorik olarak bunu yapmıştık, yazmıştık ama biz aynı zamanda pratikte de yaşanan şeyleri çok doğrudan gördük ve bunun bizim işimiz olmadığını şey anlamında da anladık. Yani biz devamlı dava peşinde koşacak kişiler değiliz. Hani bize bu süreçte yardımcı olan bir sürü avukat arkadaşımız oldu ama nihayetinde o dilekçeler önümüzden geliyor, geçiyor, kayıyor vesaire. Ama problem de bunun sınırları çok aşar bir noktaya gelmişti. O nedenle... Bir de 3 yılda 10 tane dava var. Yani evet, 10 tane dava takmedik. O nedenle... Hala da gidiyor. Şuna karar verdik, bunu biz yapmayacağımız ama hani bu deneyimlerimizi ve yaptıklarımızı paylaşacağımız daha büyük bir avukat ağına ve internet sansürüne karşı yaygın bir mücadeleye çevirmeyi mümkün kılabilir miyiz diye. Şimdi Büyük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başlattığımız ve ilk ayan İstanbul'da yaptığımız şey ve siz de burada paylaşacağımız şeyde, çalışmada bu. Yani bugüne kadar yaptığımızın daha yaygın bir şekilde internet üzerindeki ifade özgürlüğünün savunulmasını sadece insanların bireysel bir çabası olmaktan çıkarıp bir ortak ağa çevirmek. Tabii yine anlatacağımız üzere bunu yaparken de süreç içerisinde bir cepheden fazla cephe olduğunu gördük. Bizim uğraştığımız cephe bugüne kadar erişime engellemelerdi ağırlıklı olarak. Ama şimdi görüyoruz tabii erişim engelleme dışında kişilik haklarına ilişkin ifade özgürlüğü vakaları da oldu. Adnan Oktar, Dawkins vakasında olduğu gibi ama şimdi gördüğümüz şey şu. Üç tane çok büyük alan var. Biri başından beri ilgilendiğimiz erişim engelleme meselesi, sitelerin kapatılması, dün Twitter'da bir kez daha yaşadığımız. İkincisi özellikle Gezi olaylarından sonra sayısı çokça artan ama eskiden beri devam eden ceza davaları ve disiplin soruşturmaları, sosyal medya kullanımına ilişkin. Bunların en bilinenleri, burada da bahsedeceğiz, Fazıl Sahip gibi, Sevan Nişanyan gibi vakalar ama birçok muhtemelen sizin de haberdar olduğunuz, işte üniversitedeki öğretim üyesinden tutun da bir devlet dairesindeki memura kadar farklı şekillerde çıkan ifade özgürlüğünü kullanma nedeniyle açılan soruşturmalar, davalar konusu. Ve nihayet üçüncüsü, yine tabii bu paralel iddiasını güçlendiren bir şey, biz başladığımızda ortada yoktu ama 5651'in son değişikliğiyle getirilen kişisel haklar ve özel hayatın gizliliği vesilesiyle öngörülen yeni erişim engelleme ve dava tipleri. Bu üç alanın, üçüyle ilgili de
bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu veri tabanı, yani izlenen davaların ortak bir akılla üretilmesi ve ortak bir ağ oluşturulmasının yanında veri tabanında Türkiye'deki bu durumu görünür kılma amacı da var. Şimdi birçok ortamda, başka mesela işkenceyle ilgili toplantılarda da aynısıyla karşılaşıyoruz şu. Ama hiçbir şey de düzelmedi mi? Yani şimdi bazı şeyleri de kabul etmeniz lazım. Şimdi son zamanlarda diyen kalmadı ama 2-3 ay öncesine kadar hep bununla karşılaşıyorduk ama mesela biz şu örnek var, bu örnek var, o örnek var demek durumunda kalıyorduk. Şimdi ise bir veri tabanında Türkiye'deki bu durumun, somut durumunu göstermeyi de umut ediyoruz aynı zamanda. Yani bunun münferit bir şey değil. Türkiye'de sistematik bir ifade özgürlüğü sorunu var. Bunun çok net bir internet yüzü var. Ve bir veri tabanıyla aynı zamanda mümkün olduğunca hem hukuksal paslaşma imkanını sağlamak hem de bu söylediğim amaçlarla görünür kılmak gibi bir hedefi daha var yaptığımız çalışmanın. Bunun içinde hani aslında bu iki günlük bizim çalışmamızı eğitim de diyoruz, seminer de diyoruz ama tanıtma amaçlı bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarla bizim aslında bir ilk tanışmamız gibi de değerlendirebilirsiniz. Yani çünkü şimdi Eda bu projede bizle birlikte çalışan asistan arkadaşımız dedi ki bir başka şey varmış, eğitim varmış, 2500 lira parayla o eğitime katılıyormuş diye. Normalde biliyorsunuz öyle sertifikalar, büroveler falan veriliyor bunun sonrasında. Hocam almadık böyle bir parayı, çok kötü baktınız ama. Faturayı sonra göndereceğiz, yalnız hocam sakın paralı olmasın dedi. Şimdi bizde böyle bir breve vesaire almak olmadığı için amaç tam tersine hani buradaki bu bence katılımcılığa katkı edebiliriz. Sonra bırakıp giderler diyor hocam, biz beraber çalışmak istiyoruz ya. bu nedenle buradaki hani umuyoruz ki sizle olan birlikteliğimiz ve bu alandaki çalışmalarımızı tanıştırmamız hani bir ilk adım olacak ve devamında 3 yıla yayılan bir süreçte, tabi bazı davalar uzar giderse daha uzun da olabilir. İnternette ifade özgürlüğü ve sansür meselesinde uzun soluklu bir ortaklık ve birliktelik yapmak. Benim aslında projeyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Zaten fazla söyleyecektim, bir şey kalmadı, söyleyeceklerimizi iki gün boyunca şey yapacağız, paylaşacağız sizlerle. Yani aslında Kerem'in de dediği gibi, yani biz bu kitabı yazdıktan sonra aslında şu son Şubat 2014 değişikliklerini bir tarafa bırakırsak içeriği anlamında hala günceldir. Yani bir sürü karar oldu, şey oldu ama görüşlerimiz değişmedi. Zaten bu görüşlerimizi bizim artık sadece bizim görüşümüz olarak değerlendirmek de doğru olmaz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık 2012 tarihinde almış olduğu Ahmet Yıldırım Türkiye kararında da zaten benzer eleştirilerle 10. madde çerçevesinde bir ihlal kararı verdi. Biz zaten yani akademisyenler olarak her zaman kitap, rapor, makale çalışmaları yapıyoruz. Fakat hem biraz daha farklı bir işe kalkışalım. Hem de madem hükümet tarafından oyunun kuralları 5651 sayılı kanunun çerçevesinde belirlendi, o zaman biz de bu oyunu bu kanunun içeriği çerçevesinde oynayalım dedik ve stratejik litigation dediğimiz, yani stratejik davalar, yani herhangi bir dava takibinden ziyade işte YouTube için bir başvuru yapalım dedik. Yaparken de YouTube'u temsilen yapmadık biz mahkemelere başvurularımızı. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak olarak yaptık. Hatta gittiğimizde savcılığa kimsiniz dediler, yani siz kimsiniz? Biz sitenin kullanıcılarıyız. Yani ha, araştırmak mı istiyorsunuz siteyi? O zaman siz demektir ki Atatürk'ü sevmiyorsunuz, Atatürk'e hakaret ediyorsunuz. Dolayısıyla hakkınızda soruşturma açacağım demişti YouTube savcısı olarak bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı zamanında. Açılmadı hakkımızda. Açılsaydı o da herhalde bugün itibariyle takip ettiğimiz
davalardan bir tanesi olurdu. Benzer şekilde bir kişilik hakları ihlali davası takip edelim dediğimizde ve 5651 sayılı kanunun kapsamı dışında erişim engellenmiş, Adnan Oktar tarafından erişime engellenmiş bir site olan Richard Dawkins'i açtırmak için bir girişimde bulunduk. Bunu tabii kendimiz yapmaktan ziyade Richard Dawkins'e temasa geçip vekalet vermek için ikna ettik ve ondan sonra da davasını takip ettik. Bunu yaparken de para karşılığında bir şey yapmadık. Yani tamamen pro bono olarak Richard Dawkins'in cebinden çıkan tek para vekaletinin apostillenmesidir İngiltere'de ki burada kullanabilelim. Dolayısıyla o dava 2010'dan beri dava devam ediyor. Kazandık, siteyi açtırdık, mahkeme hakaret davasını reddetti. Yargıtay'a gitti, Yargıtay tekrardan dava için gelen mahkemeye geri gönderdi. Onu yine kazandık. Şimdi Yargıtay aşamasındayız, hatta dilekçeye cevap yazmak durumundayız. Bunun dışında Playboy için, Türkiye'den erişim engellenmiş olan playboy.com sitesi için gene sitenin kullanıcıları olarak Kerem Hoca ile beraber bir başvuruda bulunduk. O dava da devam ediyor. Oradaki amaç da aslında cinsel içerikli bir site ya da pornografi olup olmadığı tartışmasına girmekten ziyade TİP tarafından, yani idari bir makam tarafından, bir mahkeme tarafından değil de idari bir makam tarafından erişime engellenmiş bir site ve o kanunun amacı da birinci atölyede daha geniş kapsamlı bir sunum yaparken zaten konuşacağız. Çocukların korunmasını amaçlayan, yani çocukların zararlı içeriklerden korunmasını amaçlayan bir kanun çerçevesinde sadece çocuklara değil aynı zamanda yetişkinleri de bu siteye erişimin engellenmesi teziyle ve kişilik haklarımızın yani mahremiyet anlamında hakkımızın ihlal edildiği iddiasıyla biz site Ankara İdare Mahkemelerinden bir tanesinde dava açtık. Onu da kaybettik. O da şimdi 1,5 seneye yakındır bir süredir Danıştay'da karara bağlanmak için bekleniyor. YouTube'la ilgili itirazlarımızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık. Aynı zamanda benim tek başıma yapmış olduğum bir başvuru Last.fm sitesinin erişim engellenmesi, o da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde karar aşamasında bekliyor. İsveç'te yaşayan bir Türk vatandaşının erişim engellenmiş sitesi olan 5posta.org sitesinin açılması için yapmış olduğumuz bir girişim sonucunda sitenin sahibi biraz da bizden kaynaklanan nedenlerden dolayı hakkında müstehcenlik suçunu işlediği iddiasıyla ceza davası açılmıştır. Kendisini beraat ettirdik fakat sitesini açtıramadık. Yani beraat kararı çıkmış olmasına rağmen site Türkiye'den hala erişime engellidir. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptık. Yani bunları yaptıktan sonra dedik ki biz daha fazlasını tabii ki her sene bir iki işte Twitter olur bir şey olur takip ederiz. Fakat daha geniş bir kitleye hem bu birikimimizi paylaştırmamız lazım hem de daha çok davanın takip edilmesini özellikle gezi olayları sonrasındaki gene sosyal medya ile ilgili çok sayıda iddianameler, soruşturmalar, ceza kovuşturmaları, disiplin soruşturmaları, üniversitelerde olsun, barolarda olsun açılan bu davaları takip edebilecek bir avukat grubu oluşturmak için yeni bir proje girişimine kalkıştık. 3 yıllık bir projeyi de Kasım ayında başladık. İlk ayağı bu eğitimlerdir. Yani İstanbul, Ankara, Diyarbakır gibi İzmir'e gideceğiz. Bunlar şimdi soruyorlar mesela İstanbul'daki eğitimde niye işte Bursa'ya gelmediniz ya da niye şey. Bölgesel anlamda aslında biz bu davetleri yaptık. Hatta galiba Eskişehir'den bir arkadaş da gelecekti ama geldi mi bilmiyorum ki. Siz geldiniz, hoş geldiniz. Dolayısıyla bu eğitimler, 2 günlük eğitimleri tamamladıktan sonra da bir ağ oluşturmak istiyoruz. Bu ağda ilgilenen avukat arkadaşlarla yani sizlerden ilgilenen arkadaşlar olursa bizimle birlikte çalışacak bir grup oluşturmak istiyoruz. Tabii Ankara'nın bizim açımızdan
stratejik önemi de var. Yani Danıştay burada, Yargıtay burada, İdare Mahkemeleri burada, TİP burada, gördüğünüz gibi yani Twitter engellemesi sonrasında TİP'le uğraşmak ciddi anlamda gerekecek. Dolayısıyla eğer siz ikinci günün sonunda memnun kalır ve bu konularda çalışmak isterseniz bizlerle, bizimle, benimle, Kerem Hoca ile ya da Eda ile temasa geçmeniz iyi olacaktır. Bu aslında yapmak istediğimiz tamamen pro bono bir eğitim de değil. Mağdurlar açısından yani savunacağımız kişiler bakımından biz bu projeyi her zaman bir pro bono proje olarak değerlendirdik. Fakat bizim proje kapsamında sizin bu davalara ayıracağınız vaktin karşılığını da biz danışmanlık sözleşmesi çerçevesinde sizlere vereceğiz. Yani bedava çalıştırmayacağız kimseyi. Çünkü biz kendimiz gördük ki bu işler işte boş vakitlerinizde herkesin bir işi var. Akşam biraz buna vakit ayırayım. Hafta sonu işte şöyle yaparım. Olmuyor. Yani olmadığını bildiğimiz için de daha profesyonel ya da semi profesyonel bir ağ oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili de proje kapsamında size eğer ilgileniyorsanız tabii bu eğitimlerden sonra bilgi vereceğiz. Ama amaç önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte görüyorsunuz bugün Twitter kapatıldı. 2 hafta önce bu eğitimi yaparken işte başbakan ne demişti? Bu milleti Facebook'a, YouTube'a yedirtmem demişti. Yani yarın Diyarbakır'a gittiğimizde ne olacak? Bilmiyorum. Dolayısıyla İzmir'de 29 kişinin ismi geçen bir iddianamedeki 6-7 kişinin savunmasına destek vereceğimizi İzmir'deki avukat arkadaşlarla paylaştık. Yani çok sayıda hak mağduriyeti var. Yapılacak çok iş var. Aslında mesela bugüne denk gelmeseydi bizim şu anda Anayasa Mahkemesi'nde ya da İdare Mahkemesi'nde tipik kararına itiraz ödüyor olmamız lazımdı. Bunları da sizlerle konuşacağız. Çünkü bu reaksiyonun çok hızlı verilmesi gerekiyor. Bugün TİP tarafından Twitter'a erişim engellendi. Yani bizim önümüzde bir hafta 10 günümüz yok itiraz etmek için. Reaksiyonun çabuk verilmesi lazım. Bunun verilebilmesi için de daha kalabalık uzman bir avukat kitlesine ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz de bu eğitimleri planlarken hem sizin ilginizi çekmesini hem ilginizi çekmese bile bilgilenmenizi sağlayacak bir eğitim planı hazırladık. Bugün de ilk ayağı olacak. Şimdi Fikret abi. Ben mi? Tabii. Yani bu eğitimlerin parçası olarak da Fikret Bey'den biz İstanbul'da da bizimle beraberdi. Ankara'da da bizde olmasını rica ettik. Diyarbakır'da inşallah gelecek. Yani hem uzun yıllardır bu konularda çalışıyor. Hatta birazdan duyacaksınız. Daha ortada bırakın 5651 sayılı kanun. İşte internetle ilgili hiçbir kanun ya da regülasyon olmadığı dönemlerde bu konulara ister istemez başından geçen birkaç tane olay yüzünden bulaştıktan sonra uzun yıllardır da takip ediyor. Onun için konuşmasında bizi biraz önce Kerem Hoca'nın dediği gibi biraz gerilerden bugüne Twitter'a kadar getireceksiniz değil mi? Umarım. Peki hepinize merhaba. Yani meslektaşlarla beraber olmak benim için çok iyi bir şey. Ben Eskişehirliyim. Eskişehir'den geldiğimde gelmiş olmasına doğrusunu isterseniz çok memnun oldum. Bunu Eskişehir'de yapılması konusunda da isterdim. Orada bulunan avukat arkadaşlarımızdan da bazıları özellikle barodaki kuruluşlar anlamında ve uğraşanlar anlamında deneyimlidir ben. Öyle düşünüyorum yani. Ama arkadaşlarımız yani hem Yaman Bey hem Kerem, daha doğrusu Yaman ve Kerem anlattılar. Bir defa şunu hemen başta ben bu proje, bana anlatılan bu projeyle ilgili ve size aktarılan bu projeyle ilgili fikrimi söyleyeyim. Örneğin herhangi bir şekilde birisi gelse size dese ki bana büroda otururken bir dava açın. Davanın konusu ne?
ben ülkenin başbakanına hakaret etmişim. Acaba beni savunur musunuz diye sorsam. Şimdi bunu sorduğu zaman da tabii siz doğal olarak ne yapmışsın diye sorduğunuzda şöyle bir şey söylese. Dese ki ya ben bu ülkenin yabancıyım, bu ülkede yaşıyorum. Bir üniversitede hocayım. Bu ülkenin başbakanını ben hiç sevmiyorum. Onun için bir gün oturdum, bir kolaj yaptım ve altına da bu kolajda ülkenizin başbakanının kafasını koydum, bir köpeğe monte ettim, altına da Bush'un köpeği olmayacağız diye yazdım. Şimdi bunu savunur musunuz? Yani birisine köpek demek, Bush'un köpeği olmayacağız demek savunulabilir bir şey. Ya da bir gün bir gazeteci geldi size dedi ki ben bir yazı yazdım, başbakan benim hakkında bir manevi tazminat davası açtı. İki yazımdan dolayı 5+10.000 lira manevi tazminat istiyor. Peki ne yazdın? Ya başbakana geçmiş olsun dedi. Yani ya onun biraz hasta olduğunu yazdım. Hasta olması nedeniyle geçmiş olsun dediklerimi iletti. Peki ikincisi ya istikrar başlıklı bir yazı yazdın. Yazdığım yazıda da şunu söyledim. Ya bak sen ey başbakan öyle kötü konuşuyorsun, öyle çok şey söylüyorsun, herkese o kadar çok hakaret ediyorsun ki bu yaptığın hiç doğru değildir. Sen ve adamların aynı şekilde davranıyorsunuz. Dolayısıyla sen ve adamların istikrarlı bir biçimde bana hakaret ediyorsunuz. Ve yazının başına da istikrar dedim. Acaba bununla ilgili olmak üzere benim sormamı yapar mısınız? Yani bu manevi tazminat davasına girer misiniz? Ya da yani böyle bir televizyon seyrediyorsunuz. Televizyon seyrederken Avusturya'dasınız. O bir derginin de yayın yönetmenisiniz. Ve yayın yönetmeni olarak televizyonda seçim sırasında konuşma yapan, oradaki seçimler anlamında valiler seçimle geldiği için sadece muhafazakar bir partinin başkanı konuşma yapıyor ve diyor ki yani İkinci Dünya Savaşı'na eğer katılmamışsanız örneğin Nazilerle birlikte savaşa girmediyseniz, siz bu anlamda herhangi bir şekilde temel insan hak ve özgürlüklerin korunmasında hak sahibi değilsiniz. Ancak Nazilerle birlikte savaşa katılmış olanlar, İkinci Dünya Savaşı'nda onların yanında yer almış olanlar temel hak ve özgürlüklerin korunması hakkına sahiptir. Vali ve yönetici. Şimdi çok sinirleniyor ve ertesi gün bir yazı yazıyor. Bu yazının başlığı Almanca'da, Avusturya Almanca'da söylüyorum, Trottel, gerizekalı demektir. Yani aptal demektir. Şimdi böyle bir yazı yazmış olan bir kişiyi örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde savunabilir misiniz? Bütün bunları söylememin temel nedenlerinden bir tanesi şudur. Eskiyi anlatmamı istedikleri için söylüyorum. Yoksa ben başka bir şey anlatacaktım. Ama bütün bu, bütün bu sorularla bağlantılı olmak üzere yanıtlarını biz bulmak zorundayız. Ve inanın bulacağınız her yanıt ya da yapacağınız her savunma bazen tek bir kelimeniz internet ortamında bulunan insanlara da yararlı olur, size de yararlı olur. Çünkü siz de artık bir anlamda gazeteci sayılırsınız, siz de bir anlamda yorum yapan insanlarsınız. Siz de bir anlamda bazı etik kurallara dahil olmak üzere bazı kanunlara uymak zorundasınız. Şimdi böyle değerlendirdiğimiz zaman en önemli ilk olaylardan bir tanesi Ankara'da gerçekleşti. Ankara'da gerçekleşen olay şu, engelliler bir protesto hareketinde bulunuyorlar, bir protesto gösterisi yapıyorlar ve diyorlar ki biz Ankara'da otobüse binerken engellilerin binebileceği bir mekanizma istiyoruz. Bunun üzerine yapılan toplantıyı belediye zabıta memurları engellileri döverek uzaklaştırıyorlar ve toplantıyı dağıtıyorlar. Tamam. Bunun üzerine internet ortamında yapılan yayınlar bakımından İstanbul'da Karaköy'de oturan bir genç adı da Emre. Diyor ki bu yaptıkları hayvanlıktır, özür dilerim ve bu anlamda da web sayfasına bu görüntünün altına web sayfasına bu görüntüyü yayınlayan haber organının altına bu görüşünü yazıyor. Siz de engellilere nasıl böyle davranabilirsiniz diyor. Sabah saat 4:30'da evini özel tim dediğimiz şimdiki timler o tarihteki
tipi robokoplar bu tarzdaki robokoplar basıyor çocuğu alıyorlar karakola götürüyorlar. İfadesini alıyorlar ve hakkında ve o da 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. 159. maddeye muhalefetten dava açılıyor. Yani bir anlamda devletin emniyet kuvvetleri ve muhafaza kuvvetlerine hakaret ettiği için bu dava açılıyor. Zor zahmet genç bir çocuk şeyden kurtuldu. Yani 10 ay hapse mahkum oldu. 159'dan şimdiki eski 159 Türk Ceza Kanunu yeni 301'den dolayı mahkum oldu ve cezası da ertelendi. Sadece yorumunu yazdı. Bu yapılanla ilgili olmak üzere görüşünü bildirdi. Yani normal evinizde ya da arkadaşlarınızla bazen oturup küfrettiğinizdeki söylediklerinizden birini yazdı. O halde bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi şudur. Bakın nasıl bir zemin üzerinde olduğumuzu ve en azından bu zeminde nelerle karşılaşabileceğimizi önceden bilmek konumundayız. Yani bilgili olmak zorundayız. Bilgili olduğumuz andan itibaren ama hiçbir problem kalmaz. Nasıl çözersin? Bazı mahkeme kararlarını okuduğunuz zaman herhalde küfrediyorsunuzdur. Bir, işinize gelmediği için küfrediyorsunuzdur. İki, kararı tekrar okuduğunuz zaman kanuna aykırı olduğu için küfrediyorsunuzdur. Bazen kanuna uygundur. Sizin davanızı reddetmiştir. Müvekkiliniz örneğin ceza davasına mahkum olmuştur ya da tazminat ödemesine karar verilmiştir. Bütün söylediklerinizi sizin dilekçenizden ya da yapmış olduğunuz savunmadan alır ve şunu söyler. İse de der. Her ne kadar bunlar anlatılmışsa da der ve tamamıyla kendi görüşleri anlamında Türkiye'deki ifade özgürlüğünün ipuçlarını veren kararlar yazar. Size dağıtılanlar, o dağıtılanlar üzerinde herhalde daha sonra başka bir çalışma daha yapılacaktır. Dağıtılmış olan metinlerin içerisinde bazı kararlara yani dikkat çekmek için özellikle söylüyorum. Altını çizerek onu söylemek istiyorum. Örneğin bir tanesi doğrudan doğruya Fazıl Say ile ilgili olmak üzere verilmiş olan daha hemen Fazıl Say kararında dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Örneğin burada der ki insan hakları evrensel bildirgesinin 19. maddesi. Hani çok şey karar istiyorsunuz. Hukuka uygun karar, insan hakları evrensel bildirgesine göre yazılmış olan karar ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre yazılmış olan karar isterseniz. Bu kararlarda bütün bunların hepsi var. Bütün bu kararlar, yani mahkemelerin anladığı, örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ya da ahim kararlarına atıf yapmak suretiyle, kaçıncı sayfada olduğunu bilmiyorum ama şeye söyleyeyim. 2011, Atölye 3. Tamam mı? Atölye 3 bölümünde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütsüz Uçak Soruşturma Bürosu'nu geçin. O iddianameyi geçin. Efkan Bolaş diye başlayan sayfaya gelin. O sayfanın en alt bölümünde bakın insan hakları evrensel bildirgesinin 19. maddesinde de herkesin görüş ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır diye devam eder. Anayasanın 24. maddesinden bahseder, 25. maddesinden bahseder, anayasanın 14'ünü yazar ve yine anayasanın 26 Taksim 2. maddesinden bahseder. Ondan sonra da ahim Otto Preminger davasına atıf yapmak suretiyle bir gerekçe yazar. Örneğin bu elinizdeki metne baktığınız zaman, bu metinden hareketle bir değerlendirme yaptığınız zaman, bütün bunlar böyle böyle böyledir ama der, bunu söyledikten sonra bu kararların, bu ilkelerin anayasal ve ahim ve ahim kararları dahil olmak üzere aksini yazar. Bu fazla say kararında karşınıza böylece çıkar. Yine aynı şekilde dikkatinizi çekmek istediğim, ona devam ederseniz ve bir başka karar daha var burada. İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı. 3 Taksim 5. sayfada diyor, uzun uzadıya anlatıyor. Yani Allah, din, nefret suçları ve peygamberlerle ilgili olmak üzere. Ve o sayfada dikkat ederseniz vurgulanmış ve kabul görmüş ise de der. Sevan Nişanyan kararından bahsediyor. Burada da ise de der ve geçer. Şimdi bütün bunlardan ne anlamak gerekiyor? Daha doğrusu bütün bunları biz nasıl okumalıyız? Bizim çıkış noktamız ne olması gerekiyor? Bizim çıkış noktamız çok basittir.
Biz Türkiye'de yaşayan avukatlar ve hukukçular olarak herkesin ifade özgürlüğü hakkı olduğuna inanmak zorundayız ki bunu savunmak zorundayız. Bu savunmanın çıkış noktası çok basittir. Herkesin anlatım özgürlüğü, ifade özgürlüğü hakkı vardır. Bu bir haktır. Bu hak verildiği için bu hakkı kullanmak gerekir. Bu hakkın kullanılmasındaki herkesin ve sizin özgürlüğünüzdür. Şimdi bu özgürlükten hareketle bir değerlendirme yapmanız gerekirse çok söylenen, çok bilinen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinden bahsediyor. Avrupa İnsan Hakları 10. maddesinin başlığı ifade özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü bunun içinden çıkar. Bir başka deyişle herkesin ifade özgürlüğü denildiği andan itibaren bilin ki sizin ifade özgürlüğünüzden bahsedilmektedir. Bir, en önemli kuralı ve en önemli düzenlemesi. Herkesin ifade özgürlüğü hakkı vardır. Kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın habere ve bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgi ve haberi yorumlamak, yorumunuzu tek başınıza topluca bir başkasına ulaştırmak hakkı da ifade özgürlüğüdür. Kısacası elde ettiğiniz bilgiyi yorumlamak da ifade özgürlüğüdür. Başkasına göndermek de ifade özgürlüğüdür. Yani bu hak tek başına yazı yazmak, görüş açıklamak ya da küfretmek hakkı değildir. Ama ifade özgürlüğü denildiği andan itibaren kaynağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesidir. Onun bir evveliyatı vardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesidir. Aynı cümlelere sahiptir. Çok daha önemlisi vardır. Sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinden bahsetmek yetmez. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özellikle başlangıç bölümü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile başlar. Bir başka deyişle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne yazılı olan bütün hakların, bütün özgürlüklerin hayata geçirilebilmesi için, hukuk yoluyla hayata geçirilebilmesi için ve bunu istemekten başlayan, buna inanmaktan başlayan bir yaklaşımla herkesin görevi ve sorumluluğudur. Sadece devletlerin değil, sizlerin de sorumluluğu. Onun için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. paragrafında demokratik toplum düzeni gereklerine göre bu hakkın kullanılması için sınırlandırmaları sayar. Yani siz herhangi bir ifade özgürlüğünden ya da basın özgürlüğünden söz ettiğiniz andan itibaren bu temel hak ve özgürlük sınırlandırılabilir bir haktır. Ama Türkiye'deki sorun sınırlandırmaların sınırları üzerinde gerçekleşmektedir. Türkiye'deki problem ifade özgürlüğü bakımından bu sınırların nasıl uygulanacağı konusunda önem arz etmektedir. Çünkü kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde yani zorunlu olmadıkça o halde sınırlandırmada başlanılan ve önümüze konulan bazı test ölçüleri vardır. AİHM kararında bu test ölçülerini aynen rastlarsınız ve görürsünüz. Kanun ister Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani sizin o bu konuyla ilgili olmak üzere mutlaka kanunlu bir düzenlemeniz olacaktır. Olmayan bir kanun söyleyeyim. Kişisel verilerin gizliliğin korunması konusunda olmayan bir kanun vardır. Bununla ilgili herhangi bir şekilde gidecek olan bir hak ihlali söz konusu olursa bir kişisel verilerin gizliliğinin korunması konusunda kanunuz var mı sorusunu sorar. Yok, o halde hak ihlal edilmiştir. Yani bir başka deyişle demokratik toplum düzeni gereklerine göre uygulanması ve korunması gereken ifade özgürlüğünden söz ediyorsanız bir yasal düzenlemeniz olur. Tek başına kanun düzenleme yeterli değildir. AİHM'in aradığı en önemli kriterlerden birisi bu kanunun meşhur bir amacı olmalıdır. Yani bu amaç bu anlamda o konuyla ilgili ve o konunun içeriği bakımından o beklentileri karşılayabilecek demokratik bir niteliğe sahip olmalıdır. Bütün bunlar varsa hak ihlalleriyle ilgili olmak üzere yapılmış olan tespitlerden sonra üçüncü test ölçüsü şudur. Sizin iç hukuk düzeninize ben karışmam. Ama iç hukuk düzeninizde yani ülkenizin hukukunda
acaba gerçekten müdahale etmeniz bekleniyor mu? Bir başka deyişle, müdahale etmeli misiniz? Mutlaka ve mutlaka müdahale etmek sureti ile bunu gidermeye kalkarsanız, bu anlamda orantılı davranıyor musunuz? Yani siz ölçülü mü devlet misiniz? Sizin müdahalenizdeki ölçülülük esası gerçekten sözleşmede yazılı olan temel hak ve özgürlüklerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun mudur? Bu noktada bu söylediklerimi özellikle sözleşmenin 10. maddesi bakımından aklınızda tutmanızı önererek bir kenara koyun. Türkiye'de 2004 yılında kabul edilmiş olan basın kanunu 3. maddesi basın özgürlüğü başlığını taşır. Şimdi basın özgürlüğüyle ilgili 3. maddeye baktığınız zaman bunun iki kelimeyle başlayan bir cümleden ibaret olduğunu görürsünüz. Basın özgürdür der. Şimdi basın özgürdür dediği andan itibaren ikinci cümlesinde de der ki işte bu özgürlük neye yarar? Öneyi yorum yapmak yine basın özgürlüğüdür. Eleştiri yapmak basın özgürlüğüdür. Herhangi bir şekilde eser yaratmak basın özgürlüğüdür. Yani basın kanununun 3. maddesinde bunları tek tek bu şekilde söylemek sureti ile basın özgürlüğü başlığı altında biraz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden esinlenmek suretiyle düzenlenmiş olan bir madde vardır. Aklınızda olsun. Basın özgürlüğü maddesi Türkiye'de yaptığınız her başvuruda aleyhinize kullanılacak olan bir maddedir. Basın özgürlüğünün niçin aleyhinize kullanılacağını görmek istiyorsanız en son örneğin bu 17 Aralık'tan sonra verilmiş olan kararlardaki gerekçeye yani neyin yasağı gerekçesine bakarsanız orada sözleşmenin 10. maddesindeki ifade özgürlüğünü söyler. Devamında basın kanununun 3. maddesini yazar ve ondan sonra da der ki ben yayın yasağı veriyorum. Hangi konuda parantez özellikle haber niteliği taşıyanların dışında. Peki siz basın yasasına, sözleşmenin 3. maddesine biraz benzer bir şekilde bir düzenleme koyun. Başına da basın özgürlüğü dediğinize göre. Bu özgürlükten anlaşılması gerekli olan haber yapmak, yorum yapmak, bilgiye ulaşmak. Hatta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. bölümünde yer almayan eleştiri hakkını dahi buraya koymak. Devamında eser yaratma hakkını da buraya koymak sureti ile bu hakkın kullanılmasına hizmet ettiğinizi söylediğiniz için acaba bu anlamda uyumlu mudur? Sözleşmenin 10/2 yani 2. paragraf ya da basın yasasının 3. maddesinin 2. paragrafı. Bakın yan yana getirin karşılaştırın. Ama basın yasasının 3. maddesindeki en önemli eksiklerden birisi kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın bu hakkın kullanılacağı konusunda bir düzenleme yoktur. Buna karşılık yine karşınıza bütün kararlarda çıkacağı için söylüyorum. Anayasanın 25. maddesini yazıyor. Diyecekler ki herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Bunun açıklanması konusunda kınanamaz hatta ve hatta suçlanamaz. Sonra devamı 26. maddeye. İşte en önemli maddelerden bir tanesi de 26. maddedir. 26. maddede de burada yani sözleşmenin 10. maddesinde anlatılanları bu kez tek tek sayar. Sözle, yazıyla ya da bir başka biçimde der. Yani anayasanın 26. maddesi de aslında sözleşmenin 10. maddesine paralel bir düzenlemeye ve içeriğe sahiptir. 2. paragrafında anayasanın 26. maddesinin sayılan sınırlandırma ölçütleri sözleşmede sayılan sınırlandırma ölçütlerinden fevkalade fazladır ve biz anayasayı değiştirmeye karar veririz. Eğer herhangi bir şekilde farklı bir kanun yapmaya karar verirsek bu sınırlandırma ölçütlerini istediğimiz gibi arttırırız, hiçbir zaman için eksiltmeyiz. Bu eksiltmeyecekleri aklınızda kalsın diye özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü herhangi bir şekilde ilgisi olmadığı herhangi bir şekilde bir irtibat noktası kurulmaması gerektiği halde
bir anlamdaki Türkiye'deki ifade özgürlüğünün gerekçeli kararlara yansımasında karşınıza anayasanın 14. maddesi çıkacaktır. 14. maddeye baktığınızda özü itibariyle devletin korunması ile ilgili olan bir maddedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü olarak der. Ama sözleşmenin 10. maddesine baktığınız zaman 10. maddenin 2. paragrafı toprak bütünlüğünün korunması ile ilgili olan bir sınırlandırma ölçütüdür. Yani Avrupa İnsan Hakları sizin devletinizin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kavramını anlamaz. Bir bakıma anlar, anladığı zaman da der ki böyle bir düzenleme olmaz. Özellikle Türkiye Birleşik Komünist Partisi davasına bakarsanız ahim kararında bunun neden olmayacağı çok açık bir şekilde de yazılıdır. Ama şu an Türkiye ve içinde yaşadığımız günlere baktığımızda dönüş anlamında devletin kutsallığı ve korunması kavramına apaçık ve net bir şekilde dönüşü yaşamaktadır. Aradaki geçen geçiş dönemi bir türlü geçmeyen, yetmez ama evet denildiği için bir türlü yetenle evet denilen bölümlerinin sürekli tartışıldığı, buna karşılık dikkat ederseniz Cumhuriyet kazanımlarının ya da o anlamdaki bazı kuruluş, yani bu ülkenin kuruluşu, bu ülkenin kurtuluşuyla ilgili olan bazı kazanımların reddiyatları üzerine yaşanmaktadır. Şimdi bunlar yaşandığı için de o zaman birdenbire bizim karşımıza acaba biz herhangi bir şekilde ifade özgürlüğü kavramı ile ilgili olmak üzere nasıl bir kanun yapmalıyız? Bu kanunun yapılmasına bizim etkimiz olabilir mi? Bizim herhangi bir sözümüz olabilir mi? Bizim herhangi bir davada ürettiğimiz ya da katkıda bulunduğumuz gerekçeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan esinlenmek suretiyle hem ifade özgürlüğü hem ahim kararlarına uygun bir kanun yapabilir mi? Çok denedik. Genellikle sizleri dinlerler, dinleyeceklerdir emin olun. Ben kendi deneyimimden hareketle söyleyeyim. Bizi her dinlediklerinde, pek çok yerde bunu söylüyorum, dinledikten sonra hep söylediğimizin tersini yapmışlardır. Bu herhangi bir hükümetle bağlantılı olan bir kavram değildir. Bu doğrudan doğruya siyasal iktidarların iktidarda kalmak ya da iktidarı sürdürmek anlamındaki meselelerinden ve isteklerinden kaynaklanır. Bir konu hakkında da görüşümü, kişisel görüşümü söyleyeyim. Herhangi bir ceza davasında ya da herhangi bir manevi tazminat ya da yayın yoluyla işlenen bazı davalarda yayınlarla ilgili yapılacak olan savunmalara dikkat ederseniz burada hakkınızda bir iddianame vardır ya da bir davacı vardır. Ama her ceza davası aslında sistemi yargılayan bir davadır. Bir başka deyişle ceza davasındaki sanık o mahkemede yargılanırken kendisi ya da siz yargılarsınız, iddiaya karşı savunma yaparken yapmış olduğunuz savunma bunu yaratan sistemin bir anlamda yargılaması ve ona karşı ileri sürdüğünüz bir iddiadır. Bu kişisel görüşümü bir kenarda tutmak üzere acaba nasıl yasa çalışmaları yaparlar diye düşündüğümüz zaman 57. hükümet zamanında 23.5.2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan 2001, 13 yıl önceden bahsediyorum. Bizim karşımıza ilk defa doğrudan doğruya basın yasasıyla internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi kavramı çıktı. Tarih 23 Mayıs 2001. 13 yıl sonra söylüyorum. Sebebi şu. Aynı konu 13 yıl sonra ve seçimlerden hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. İnternet ortamında yapılan yayınları basın kanunu yolu ile denetlemeyi, basın kanunu yolu ile bir kez daha bazı sınırlandırmalara tabi tutmayı isteyecek. Aklınızda olsun. 2001'deki getirilmiş olan doğrudan doğruya kişilik haklarının korunması
ya da en azından siyasetçilerin kendileri hakkında üretilen haberlere karşı internet ortamında daha fazla yayın yapılmasın diye getirilen gerekçelerden birisi. Gerekçesi de buydu. Ve dediler ki, yani bu maddeyi önerme gerekçeleri bakımından, basın kanunu hükümlerinin, o tarihte 5680 sayılı basın kanunu yürürlükteydi, yaklaşık 53-50 yıllık bir geçmişi olan kanun, bilgisayar ortamında web sayfası ve benzeri siteler açılmak suretiyle yayınlanan, bakın her türlü yazı, resim, işaret ve benzerleri hakkında da uygulanması öngörülerek bu tür yayınların tabi olacağı yasal bir düzenleme getiriyoruz dediler. Bu internet ortamında yapılan yayınlar. Ama konuşulan radyo ve televizyonlarının kuruluş ve yayınları hakkındaki kanun, adı bu. Basın kanunu, gelir vergisi kanunu ile kurumlar vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısıydı. Şimdi daha kolaylaştırıldı. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmak üzere getirilen kanun tasarıları tartışılıyor. 2001'deki başlığı buydu. Ve basın kanunu ile ilgili getirilmek istenilen değişiklik internet ortamındaki yayınlarla ilgiliydi. Ve bu kanun hükümleri, bilişim teknolojileri ve internet ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete, elektronik bülten, vb. ve bunun gibi suretiyle yayınlanan her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü, ileti ya da benzerleri hakkında da uygulanır. O halde internet ortamında yayınlanmış olan herhangi bir kavramdan hareketle basın yayın yolu ile işlenmiş varsayılmak sureti ile de işlemi ona göre gerçekleştirip ona göre ceza davası açılacak idi. 4756 sayılı kanun kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettikten sonra Cumhurbaşkanı'na gönderdi. Cumhurbaşkanı bunu geri çevirdi, bunu tekrar görüşün dedi. Daha sonra 4676 sayılı kanun, 4756 sayılı kanun değişti. Hikayesi uzun, üzerinde durmuyorum ama kanunlaşmadı. Şimdi aynı şey tekrar gündeme geldi. 13 yıl sonra Nisan'da meclis genel kuruluna gönderilmiş olan basın kanunu yolu ile internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi gündeme gelecektir, haberiniz olsun. Evveliyatı budur. Peki internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili yasa çalışmaları var mıydı? Vardı. Özellikle bundan sonra dediler ki yeni bir yasa tasarısı hazırlayalım. Yeni yasa tasarısı hazırlayalım dedikleri zaman bilişim ortamı, internet ortamı, internet ortamında yapılan yayınlar bütün bunların hepsini kapsasın. 1,5 yıl çalışıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 1,5 yıl yapılan taslak çalışması sırasında da gerçekten işten anlayanlar, yani internetin aktörleriyle hukuk anlamında hukuk ikisi nasıl bir araya gelir tartıştı. Bu tasarıda önemli bir madde vardı. Sonra bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmediği için 2007 yılında kalktı. Burada bilişim ağı hizmetlerinin düzenlenmesi ve bilişim suçları hakkındaki kanun tasarısıydı. Adı buydu. Bunun üçüncü maddesi ifade ve bilgiye erişim özgürlüğü başlığını taşıyor. Düzenleme de şöyleydi. Kişilerin ifade ve bilgiye erişim özgürlüğü esastır. Bu özgürlükler ancak kanunlarda belirtilen hallerde sınırlandırılabilir. Dolayısıyla iki cümleden ibaret bir kavram. İfade özgürlüğü ve hatta artı bilgiye erişimi de içermek suretiyle bu tasarıda üçüncü madde olarak vardı. Kanunlaşsa idi o zaman bizim gerçekten ifade özgürlüğünün korunması, bilgiye erişim hakkının korunması ya da en azından basın yayın fiilleriyle ilgili olmak üzere önümüzde böyle bir madde olacak idi. O zaman kanuni dayanaktan hareketle bir şeyleri söyleme olanağımız daha da artacaktı ama fark etmiyor. Nasıl olsa her şeyi istediğimiz zaman söyleyebilecek kadar hak ve özgürlükleri sahip olan meslek mensuplarıyız. Bu da olmadı. Şimdi bu olmadı ama bunun arkasından gelen ve bununla bağlantılı olmak üzere de bu kanunun gerekçelerinde uluslararası bazı sözleşmelere yapılan atıflar da vardı.
torba kanun gündeme geldi ve torba kanunlarla ilgili olmak üzere hatırlarsanız ailenin korunmasıyla ilgili olmak üzere yeni kanunlar yapıldı ve 6518 sayılı kanun torba kanunu içerisindedir. İnternet nerede kabul edilmiştir derseniz başlığı sadece 5651 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı değildir. Ailenin korunmasıyla ilgilidir ama bunda şaşacak bir şey yok. Çünkü bir tarafta mecliste 2007 yılından önce bu tasarı 1,5 yılda hazırlanıp daha iyiydi kötüydü tartışması ayrı. Meclise gelmeden önce dediler ki şeyi koruyalım, aileyi koruyalım, çocukları koruyalım. Yani bu zararlı içerikler var. Başlarına bir sürü şey geliyor. Hatta acaba nasıl durdururuz? Müstehcenlikle pornografi arasındaki farkı bilmeyen, bu farkı bilmedikleri gibi bu medyanın ettiğini bu ülkeye basın yayın fiilleriyle ilgili olmak üzere sürekli gazeteciler mahallesinde doğmuş birisi olarak söylüyorum. Hiç kimse etmemiştir. Bursa'da bir öğretmen yakalandı. Öğretmenin evinde bilmem kaç tane CD, porno CD ele geçirildi. Bunların içerisinde bir ya da iki tanesi çocuklarla ilgili olmak üzere kaydedilmiş olan CD'lerdi. Medya kıyameti koparttı. Aile elden gidiyor, çocuklar elden gidiyor. Eyvah yandık mahvolduk. Bakın 6518 sayılı kanunla yapılmış olan değişikliğe bazı cümlelerine biraz daha yakından baktığımız zaman kurulacak olan erişim sağlayıcıları birliğinin en önemli görevli kanuni görevlerinden birisi internetin nasıl kullanılacağı konusunda milli şuur yarattı. Parantez kapattım. Bunun üzerine ortalık ayağa kalktığı için Bursa'daki vay çocuklarımızı bu şekilde öğretmenlere nasıl teslim ederiz denildiğinden dolayı Aile bir Bakanlığı derhal bir kanun tasarısı getirdi. 5651 sayılı kanundur. Yani bir başka bir işle Türkiye'de internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili olmak üzere bir kanun. Bu anlamda gerekçelendirilmiş olan bir kanun değildir. 5651 sayılı kanunun çıkış amacı ailenin ve çocukların ve gençlerin korunmasıdır. Onların nasıl korunacağı konusunda da özellikle getirildiği zaman adına daha yakından bakmak için söylüyorum. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanundur. İnternet ortamında suç işlenmektedir. O halde internet ortamında işlenen bu suçlarla ilgili olmak üzere bir kanuna ihtiyaç vardır. Biz aileyi ve çocukları koruyabilmek için bu anlamdaki internet ortamındaki yayınları düzenleyeceğiz ve bunlarla nasıl mücadele edeceğiz, ne şekilde mücadele, onu da çok net olarak gerekçelerinde ifade ettiler. Sözünü ettiğim önceki tasarıda yer alan erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı gibi, içerik sağlayıcı gibi kavramları o tasarıdan alıp buraya getirdim. Türk Ceza Kanunu'ndan da bazı maddeleri seçtiler, katalog suçlar dediler, buraya koydular. Bu 2007 çalışmasıdır. Ama bunun evveliyatını 12 Ekim 2004 kabul tarihli Türk Ceza Kanunu'nda zaten gerçekleştirdiler. Basın yayın fiilinden ya da yayın fiilinden ne anlaşılması gerektiği konusunda kanunun tanımlar bölümünde, yani Türk Ceza Kanunu'nun tanımlar bölümünde 6. maddesinin G bendinde internet ortamındaki yayınları da kapsayacak biçimde basın yayın kavramından bu anlaşılır dediler. Şimdi basın yayın kavramından bu anlaşılır deniyorsa internet ortamında yapılmakta olan bütün yayınlar bakımından bu yayınlarla ilgili olarak siz Türk Ceza Kanunu'na tabisiniz. Yani Türk Ceza Yasası'nda yazılı olan bütün suçlar dahil olmak üzere sizin eyleminiz Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde basın yayın fiili olarak tanımlandığından dolayı 5651 sayılı kanunda yazılı bulunan suçların da burada yani internet ortamında işlenebileceği kabul edildiğinden dolayı doğrudan doğruya 5651 sayılı kanundaki düzenleme açıkça herkesi bu anlamda ilgilendirir hale gelmiştir.
Şimdi ilgilendirir hale geleni yan yana getirip birbiriyle birleştirdiğiniz zaman bu anlattığım geçmiş hikayelerle önümüze gelecek olan kanun tasarlarını bir araya getirdiğiniz zaman dikkat ederseniz giderek Türk Ceza Kanunu'ndaki hükümler, o hükümlerden hareketle yapılmış özel kanunlar, özel kanunlarla gerçekleştirilmiş olan değişiklikler internet ortamındaki yayınları sürekli sınırlandırmaya yöneliktir. Geçmişi artı yapmakta olduklarını düşünecek olursanız, internet ortamında yapılan yayınlardan dolayı örneğin herhangi bir dinlemenin o anlamda yayınlanmasının cezası arttırılmaktadır. 2004 yılında kabul edilip 2005 yılında yürürlüğe girmiş olan Türk Ceza Kanunu'ndaki özel yaşam ya da muhaberatla ilgili ya da verilerle ilgili olan kavramlar özellikle 5651'de yapılan yasa değişiklikleri ile denetim altına almak. Bu denetimi ise özellikle kurulan kurumlarla sınırsız yetkiye sahip olan yapıya büründürüp onların denetimine tabi kılmak için yapılmakta olandır. Ama Türk Ceza Kanunu 5. maddesini okursanız sevinirim. O maddeye baktığınız zaman da artık özel kanunların yapılmayacağı konusunda, gerekçeleri de meclisteki tartışmalarda da böyledir. Türk Ceza Kanunu'nun genel kanunu olduğu suç ve cezalarla onların geçerli olacağını söylemektedirler ve söylemişlerdir. Türk Ceza Kanunu'nun kabul gerekçesinde panik mevzuatı reddedilmektedir. Panik mevzuatı yaşanmayacaktır. Onun için Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi İnfaz Kanunu yapılmıştır. Gerekçe de bunlar yazılıdır. Ama şu an Türkiye'de özellikle internet ortamında yapılan yayınlar bakımından sürekli yaşanan panik mevzuatı nedeni ile bizim karşımıza 6518 sayılı kanun, 6526 sayılı kanun gibi kanunlarla değişiklikler getirilmektedir. Uzatmadan bir konuya özellikle değinebilmek için bu kadar uzun giriş yaptım. Ama bu yasalara baktığınızda herhalde dünyanın başka bir ülkesinde bir kanunun meclisten kabul edildikten ve Cumhurbaşkanı'na gönderildikten sonra gönderildiği gün aynı kanunla ilgili değişiklik tasarısı yapmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmiş değişiklik içeren başka bir kanun çalışması herhalde yok. Aklınız olsun, M.Ö. 98'de ve 91'de torba kanunun yapılması 91-98 yılları arasında tartışıldı ve o tartışma sırasında da torba kanun yasaktır denildi. Yani teklik, bir yasa yaparken teklik kavramı anlamında söylüyorum. Bunu Romalılar o tarihte böyle kabul ettiler. Hatta Ohio'daki onların anayasal kuralları bakımından baktığınız zaman kanun yapacaksınız tek konuyla ilgili olmak üzere yaparsınız. Yani o konuya hasredersiniz. Başka bir şeyi araya sokarsanız bu siyasi rüşvettir dedi. Çıkış noktası da çok basitti. O tarihte 98'de, milattan önce 98'de senatoya kanun geldiği zaman dedi ki bir senatör bir tasarı hazırlayıp getiriyorlar. Yazıcılar, kanun yazıcıları var o tarihlerde. Bütün İtalya'da yaşayanlara Roma vatandaşlığını vereceğiz. Bir kanun çıkaracağız ve herkes Roma vatandaşı olacak. Bunu verirken bedava buğday ve bedava toprak da vereceğiz. Senato dedi ki sen bir vatandaşlık vermekten bahsettiğin sırada bir taraftan da buğday vermek, bir taraftan da toprak vermekten bahsedemezsin. Böyle bir şey olmaz. Amacın ne? Bunu yapmak. O halde yanına bunları koyarsan insanların neyi oylayacağını bilemezsin. İnsanların neyi oylayacağını bilecek şekilde bir kanun yapmalısın. Yani kanunluk ilkesinin ilk adımları atıldığı zaman, bu adımlar atıldığında herkes hangi kanundan dolayı, hangi maddesiyle ilgili olarak, niçin yargılanacağından tutun, denetlenebilir, ulaşılabilir, net bir kanuni düzenleme isteme hakkına sahiptir. Şimdi bütün bu sözlerle bağlantılı en son biraz daha üzerinde durmak suretiyle bir konuyu da yine bilgilerinize sunayım ve internet üzerinde iletişim özgürlüğü üzerine deklarasyon 28 Mayıs 2003 tarihlidir. Bu önemli bir deklarasyondur.
ve iletişim özgürlüğü üzerine kabul edilmiş olan bir deklarasyondur. Bir diğer önemli konuyu ise bilginize sunmak istediğim, yine 13 Mayıs 2005 tarihli Bilgi Toplumunda İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü ile ilgili Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş olan tavsiye kararıdır. Bunların tarihleri biri 13 Mayıs 2005'tir, diğerinin tarihi ise 28.5.2003'tür. Özellikle Bilgi Toplumunda İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü ile ilgili Bakanlar Komitesi'nin bildirgesi çok açık ve net. İletişim ve bilgi teknolojileri herkese ifade özgürlüğünü kullanabileceği emsalsiz olanaklar sağlamaktadır. İletişim ve bilgi teknolojileri aynı zamanda bu özgürlüğe devlet ve özel sansür gibi birçok ciddi meydan okuma vaziyetindedir. İfade ve bilgi ve iletişim özgürlüğüne elektronik ortamda, elektronik olmayan ortamda olduğu gibi saygı gösterilmelidir ve sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen sınırlandırma nedenlerinden başka bir sınırlandırmanın konusu olmamalıdır. Bunun basit açıklaması, iletişimin elektronik biçiminde taşınmasıdır. İfade özgürlüğünün temini için üye devletler, ırkçılık, ırk ayrımcılığı ve çocuk pornografisi gibi yasal olmayan içerikle mücadele için İletişim ve bilgi teknolojisi yolu ile ona bağlı olarak işlenen suçlara eşit olarak uygulanabilecek ulusal düzenlemeleri sağlamalıdır. Üye devletler, devlet ve özel sansüre engel olmak için yasal ve uygulanabilir önlemleri sağlamalı ve geliştirmelidir. Size kanun değişikliği yapmayın diyen yok. Kanun değişikliğini yapabilirsiniz. Aradığımız ortak bir hukuk düzenini kurabilmek, demokratik toplum düzenini kurabilmek için uygulanabilir, anlaşılır, net ama ifade özgürlüğünü koruyan, hukuku koruyan, demokrasiyi koruyan bir hukuk sistemi yaratmanızdır. Onun için internet üzerindeki iletişim özgürlüğü üzerine deklarasyona bakıldığında da bu deklarasyonla bağlantılı olmak üzere açıkça sözleşmenin 10. maddesindeki hakların korunmasını içermektedir. İnternet için içerik kuralları, örneğin 1. prensibinde internet üzerindeki içeriği diğer içerik dağıtım araçlarına uygulanandan daha fazla bir sınırlandırmaya tabi tutulmamalı. Sözleşmenin 10. maddesindeki sınırlandırma ölçüleriniz neyse, bunu uyguluyorsanız bununla iktifa edeceksiniz. Başka düzenlemeler yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyorsunuz. Sizin anayasanız da var. Anayasa 28. maddede örneğin basın özgürlüğü maddesiyle sona ermiyor. 29 ve 30. maddeleri var. Süreli yayın hakkını hak olarak tanıyor. Yayın hakkını hak olarak tanıdıktan başka ayrıca da devlete şunu söylüyor. Siz kanuni bir düzenleme yaptığınız zaman özellikle yayın hakkını ihlal edici şekilde siyasi, ekonomik, ticari anlamda kanun yapamazsınız diyor. Yani bir başka deyişle emredici bir nitelikteki düzenlemeye göre 29 ve 30. maddelerde devletin görevi bu anlamda sınırlandırma değil. Hem de ne siyasi olacak, ne ticari olacak, ne de ekonomik olacak. Bu sınırlandırmaları ortadan kaldıracak şekilde bu yayın hakkını tanıyacaksınız diyor. Burada ise internet için içerik kuralları denildiği andan itibaren diğer basın yayın organlarını tanıdığınızdan lütfen daha fazla sınırlandırmaya tabi tutmayın. İnternet üzerinde yayılan içeriğe ilişkin olarak yapılacak kendiliğinden düzenlemeyi veya birlikte düzenlemeyi teşvik etmelidir. Tercümesi şudur. İnternet ortamındaki yayınları yapanlarla birlikte ey hukukçular, ey düzenleme yapmak isteyen devlet bir araya gelerek kendi başınıza iş yapmayın, bu işi mümkünse birlikte yapın anlamında 2003 yılında bütün üye devletlere tavsiyede bulunuyor. Ne yaparsanız yapın çünkü. Öyle bir ortamdan söz ediyoruz ki bütün özgürlüklerin tam anlamıyla kullanıldığı ve bütün özgürlükler anlamında da aslında sınırlandırma ölçütünün çok az teknik olarak sağlanabildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Çünkü internette şimdiye kadar bulunabilen en iyi elektronik ya da en iyi ifade özgürlüğünün ifade edilebildiği bir ortam. O yüzden öncelikle devlet kontrolü
bu ortamda olmamalıdır. Yani kamu otoriteleri sınırlar dikkate alınmaksızın genel bloklama veya filtreleme önlemleri yoluyla kamunun internet üzerindeki bilgiye veya diğer iletişimlere erişimine engel olmamalıdır. Herhalde bu cümle çok net, yani bu cümleyle ifade edilenden anlaşılması gerekli olan kamu otoriteleri ulusal sınırlara bakılmaksızın, yani ifade özgürlüğünün gereği olarak bu anlamda lütfen bu genel bloklama yapmayın ya da filtreleme önlemleri yoluyla da kamunun internet üzerinden bilgiye erişim yollarını tıkamayın demektedir. Ve bu durum okullar ve kütüphaneler gibi özellikle küçüklerin erişimine açık yerlerde küçüklerin korunması için filtrelerin kurulmasını engellemez. Filtreleme kurmak istiyorsunuz, çocuklar için mi yapmak istiyorsunuz? Yapın ama doğrusunu yapın. Devamı insan haklarının ve temel özgürlerin korunması konvansiyonunun, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. paragrafında koruyucu hükümlere riayet edilmesi şartıyla yetkili ulusal otoritelerin internet içeriğinin yasa dışılığı hakkında geçici veya nihai bir karar almış olmaları halinde bu açıkça belirlenebilir internet içeriğinin kaldırılmasının veya alternatif olarak bu içeriğe erişimin önlenmesini zorlayıcı önlemler alınabilir. Yani bir başka deyişle sözleşmenin 10. maddesinin 2. paragrafında yazılı olan sınırlandırma ölçütlerinden birine giren bir sınırla karşı karşıya kalıyorsanız bu her anlamda ifade özgürlüğünün korunması anlamına gelecek bir düzenleme olmayabilir. Ama bu düzenlemeyi yaptığınız takdirde riayet etmeniz gerekli olan sözleşmenin 10. maddesinin 2. paragrafındaki sınırlandırma sınırlarında kalmanızdır. 9 ölçüt vardır. Azaltamazsınız, çoğaltamazsınız. Ama Türkiye'de yapılan ve uygulanan bu anlamda baktığınızda örneğin bu deklarasyonun 5. maddesindeki internet yoluyla hizmetlerin sağlanması özgürlüğüne açıkça aykırı bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bitiriyorum. Sorduğum soruları yanıtlayayım. Acaba bu anlamda Bush'un köpeği olmayacağızı savunur musunuz? Ya da geçmiş olsun ya da istikrar diye bir yazı yazılmışsa bu yazılarla bağlantılı ne söylersin? Ya da siz herhangi bir siyasi parti başkanına hitaben throttle yani ahmak ya da işte aptal der misiniz? Hep sürekli konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi anayasanın 14. maddesiyle 26 Taksim 2 ile basın yasasının 3. maddesiyle bunlarla karşılaşılacak. Bunlarla karşılaşıldığı zaman ise de ama her durumda gibi cümlelerle yine de bunun ifade özgürlüğü olmadığını ileri sürecekler. Buna karşılık inatla ileri sürülmesi gerekli olan ya da en azından bizim söylememiz gerekli olanların başında bir siyasi eleştiri kavramı vardır. Genellikle de internet ortamında yapılan yayınlar bakımından karşılaştığımızda bizim önümüzdeki en önemli rehberlerden birisi de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yine medyadaki politik tartışma özgürlüğü üzerine deklarasyondur. Bu deklarasyon 12 Ocak 2004 tarihli ve 872. toplantıda kabul edilmiş olan bir deklarasyondur. Hiç fazla vaktinizi almadan 1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19'una, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine atıf yapar. Bilgi üzerine deklarasyonu biraz önce söylediğim ona atıf yapar ve bütün bu atıflardan sonra da der ki medya kanalıyla ifade ve bilgi özgürlüğü. Çoğulcu demokrasi ve politik tartışma özgürlüğü gerektirir ki kamuyu ilgilendiren olaylarda medya aracılığı ile olumsuz bilgi ve eleştirel görüşler de dahil olmak üzere politikacılar ve politik figürler hakkında bilgi alınmasını içerir. Yani medya kanalıyla bilgi alırsınız. Medya kanalıyla ifade özgürlüğü hakkınız vardır. Siz de artık medyanın içinde bulunan bir anlamda son kullanıcı olmaktan çıkıp aktif bir durumda olduğunuzdan dolayı bu anlamda medya kanalıyla
politik ifade özgürlüğü, politik tartışmanın hak olduğu kabul edilmektedir. O halde yürütme, yasama ve yargıya ilişkin devlet, hükümet ve diğer kurumlar medyadaki eleştirilere konu olabilir. Hakim konumlarından dolayı böylesi kurumlar hakarete ilişkin ceza kanunu normları ile korunmamalıdır. Bu kurumlar tabii ki böylesi bir korumayı da isterler. Ancak bu koruma kısıtlayıcı bir şekilde yapılmalı ve hiçbir durumda eleştiri özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir şekilde kullanılmamalıdır. Bu kurumları temsil eden bireyler birey olarak da korunmaya devam ederler. Herhangi bir ceza davası açmak yerine devlet ya da onu yönetenlerin hakim pozisyondan dolayı ceza davası açmak suretiyle cezalandırmak yerine başka formlar, başka yollar deneyin, başka yollar arayın. Ama bu temelde ifade özgürlüğü hakkının kısıtlanması yönünde olmasın. Bu deklarasyonun en önemli noktalarından birisi de eleştiri özgürlüğüyle ilgili beşinci ilkesidir. Nüktedan ve ağır eleştiri, sözleşmenin 10. maddesinde korunduğu gibi eleştiriler geniş bir abartıya, hatta provokasyona kadar varabilir, ancak kamuoyu yanlış yönlendirilmemelidir. Politik figürlerin ve kamu görevlilerinin mahremiyeti yok mudur? Ya da en azından bu sınırlandırma ölçütleri bakımından politik kişilerin bu anlamda bir muhataplığı olamaz mı? Evet, politik figürlerde özel yaşam hakları, kişilik hakları dahil olmak üzere altını çizerek söylüyorum, mutlaka korunmalıdır. Politik figürlerin ve kamu görevlilerinin özel ve aile hayatları medya yoluyla saldırılara karşı sözleşmenin 8. maddesi bakımından koruma altında. Ancak onların özel hayatlarına ilişkin bilgi, yerine getirdikleri veya getirecekleri görevleri ile ilgili olarak kamuyu ilgilendiriyor ise, duyurulabilirken bundan onların dışındaki üçüncü şahıslar da zarar görmemelidir. Duyurabilirsiniz, anlatabilirsiniz, açıklayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekli olan bu kişilerle ilgili olmak üzere de 8. madde özel yaşam korunmaktadır. Ama bu korumayla da bağlantılı olarak onların etrafındaki üçüncü kişilerin de zarar görmemesini dikkate almalısınız ve politik figürler ve kamu görevlilerinin özel hayatları doğrudan eğer kamu ile ilgiliyse medyanın da bu konuda araştırma yapma hakkı da vardır. O halde bu anlamdaki medya ile ilgili olmak üzere ve medyadaki politik tartışmayı burada tutup burada internet ortamındaki 2003 yılında kabul edilmiş olan internet ortamındaki özgürlüklerin korunmasıyla ilgili olan yine Bakanlar Komitesi kararını yan yana getirdiğinizde ülkenizin iç hukuk mevzuatı bunlara uygun olmalıdır. Çok anlatılır ve hepinizin bildiğine de eminim. Örneğin Hendisarık Birleşik Krallık kararındaki yer alan formül ve ölçüt bütün kararlarda kullanılmaktadır. Bütün kararlarda bu anlamda atıp yapılan aslında komisyonun vermiş olduğu bir karardır. Hendisayt kararına baktığınız zaman ifade özgürlüğü bir başkasının ifade özgürlüğünün korunmasında esas olduğunu özellikle altını çizerek ifade etmektedir. Yine biraz önce sözünü ettiğim Trottel kararı ile ilgili olmak üzere Avusturya Ahim kararında yani Oberşilik ve Forum dergisinde yayınlanmış olan bu yazısından dolayı bu anlamdaki ifade özgürlüğünün 10. madde tarafından ihlal edildiğini, 10. maddenin ihlali yaşandığını karar altına almıştır. Bunu söyleyebilir demektir. Bunun söylenmesinin koşullarına bakmanız gerekir demektir. Bir başka deyişle, politikacılar yarattığı ortamdan sorumludur. Politikacıların kendi yarattıkları ortamdan dolayı eleştirilmeleri sözleşmenin 10. maddesinin bir gereğidir. Bu provokatif bile olabilir. Bu abartılı da bir olabilir. Ama yan yana getirdiğiniz zaman olayın oluş biçimi, tırnak içerisinde söylüyorum. Olayın oluş biçiminde değerlendirilecek olan bu kavramlar
sözleşmenin 10. maddesi anlamında abartılı ve hatta sizin üslubunuz, hatta sizin yaralayıcı diliniz dahi olabilir. Ki bunlarla bağlantılı olmak üzere politikacının eleştirilmesi sözleşmenin başlangıç bölümünde de tanımlanan etkin siyasal bir demokrasinin zorunlu unsurudur denilmektedir. Lingens, Avusturya kararının en önemli özelliklerinden birisi de budur. Yine çok önemli kararlardan birisi olarak kabul edilen Sunday Times Birleşik Krallık davasında da Hemisayet kararına atıf yapılmak sureti ile verilmiş olan bir karardır. Ve Oberşirik Avusturya kararını biraz önce bahsettim. Bizdeki kararlardan bir de İspanya Miguel Castel kararı vardır. İspanya Miguel Castel kararı verilmiş olan yargı kararlarının eleştirilip eleştirilmemesiyle doğrudan ve yakın bir ilgisi vardır. Biraz önce sözünü ettiğim Bakanlar Komitesi'ndeki hükümet yöneticilerinin ve devletin hakim pozisyonu ile çok yakın bir ilgisi vardır. Bütün bu ilgileri yan yana getirdiğiniz zaman acaba söz söylemek mi daha üstündür? Yoksa yazı yazmak mı daha üstündür? Castel kararında, İspanya kararında tartışılmıştır. Miguel Castel aslında bir senatördür. Miguel Castel aslında bir avukattır. Miguel Castel Bask bölgesinden seçilerek parlamentoya dahil olmuş olan bir senatördür. Bask bölgesinden geldiği için de o bölgenin insanları ile ilgili olarak görüşlerini parlamentoda sürekli dile getiren birisidir. Bir gün Ekunazi isimli bir dergide yazı yazmaya karar vermiştir. Yazı yazmaya karar verdiği zaman da Bask bölgesindeki faili meçhul cinayetlerin hesabını soran bir yazı kaleme almıştır. Bu yazıyı yazdığı zaman da en son öldürülen 3 kişinin adını verdikten sonra yaklaşık 1 sene içerisinde Bask bölgesinde faili meçhul siyasal cinayetlerin listesini vermiştir. Ve hükümete hesap sormuştur. Demiştir ki son 1 ay içerisinde öldürülen 3 kişinin dışında yazdığım bu listede bulunan isimlerle ilgili hiçbirinin faili bulunamamıştır. Bunların tümü faili meçhul siyasal cinayetlerdir. Bu cinayetlerin arkasında devletin faşist ajanları ve devletin yetkilileri vardır diye yazmıştır. Eğer Türkiye'de siz Güneydoğu bölgesinde işlenmiş olan faili meçhul siyasal cinayetlerin arkasında devletin ajanları hem de faşist ajanları, devletin emniyet kuvvetleri vardır diye yazarsanız bugün de 301'den hakkınızda bir ceza davasıyla karşılaşabilirsiniz. Eskiden 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 159. maddesi nedeniyle çok fazla dava var. İspanya'da da bir farklılık olmadı. Senatörün dokunulmazlığı derhal kaldırıldı, derhal yargılandı, derhal mahkum edildi. Ve avukatlık ruhsatı da elinden alındı. O zaman oradaki yüksek mahkemeye başvurmak suretiyle verilmiş olan kararın yanlış olduğunu söyledi. Bu yanlışlık üzerine o tarihteki yüksek mahkeme dedi ki evet yani mahkumiyet kararı doğru ama avukatlık ruhsatının elinden alınması doğru değil. Hapsedilmesi yerine ev hapsine çeviriyorum ve ruhsatın iptaliyle ilgili olması iptal ediyorum deyince Miguel Castel konuyu o tarihte Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na götürdü. Komisyon dedi ki İspanya'ya bak Castel'le anlaş. Anlaş, uzlaşma öneriyorum dedi. Hükümet peki uzlaşırım dedi. Ama Miguel Castel, hayır ben uzlaşmıyorum dedi. İyi ki öyle demiş. Ortaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Miguel Castel, yani Castel İspanya kararı çıktı. Şimdi Castel İspanya kararına baktığınız zaman, ifade özgürlüğü herkes için, onun da tarihi 23.4.1992'dir. İfade özgürlüğü herkes için önemli olmakla birlikte halkın seçilmiş temsilcileri için özellikle önemlidir. Bu kişiler seçmenleri temsil eder. Onların zihinlerini meşgul eden sorunlara dikkat çeker, onların yararlarını savunur. Bu nedenle başvurucu gibi
parlamentoda temsil edilen bir muhalefet üyesinin ifade özgürlüğüne müdahale mahkemenin çok daha dikkatli incelemesi altındadır. Hukukun üstünlüğü ile idare edilen bir devlette basının öncü vazgeçilmez rolü unutulmamalıdır. Basın özgürlüğü halkın siyasal liderlerin düşünceleri ve davranışları hakkındaki görüş sahibi olabilmeleri için en uygun araçlardan birisidir. Hükümeti eleştirmenin hoş görülebilir sınırları, kişileri hatta politikacıları eleştirmenin sınırından daha geniştir. Demokratik bir sistemde hükümetin eylemleri ve ihmalleri sadece yasama ve yargılama organlarının değil, basının ve kamuoyunun da yakından incelemesine tabidir. Dahası hükümetin elinde tuttuğu üstün konum, özellikle muhaliflerinin ya da medyanın haksız saldırılarını ve eleştirilerini karşılamak için başka araçları kullanabilecekken ceza davasına başvurmakta kendini sınırlı görmesini gerektirir. Yani bir başka deyişle devlet hakim pozisyonu nedeniyle ceza davası açma yolunu seçmemelidir. Ancak yetkili devlet makamları kamu düzeninin güvencesi olmaları sıfatıyla temelden yoksun ya da kötü niyetle oluşturulmuş iftira niteliğindeki suçlamalara karşı aşırıya kaçmadan ve gereği gibi tepki göstermeyi amaçlayan cezai nitelikteki önlemleri almakta da serbesttir. Her ne kadar basın, diğer hususların yanı sıra ulusal güvenlik ya da ülke bütünlüğü gibi şiddet tehdidine karşı yahut düzensizliğin yahut suçun önlenmesine ilişkin olarak devletin âli menfaatlerinin korunması için öngörülen sınırları aşamaz ise de bölücü olanları da dahil olmak üzere siyasal konular hakkında bilgi ve düşünceleri yaymak da basına düşen bir görevdir. Bu tür bilgi ve düşüncelerin yayılması yalnızca basının ödevi olmakla kalmaz ve fakat bunları edinme kamunun da bir hakkıdır. Basın özgürlüğü, halkın siyasal liderlerinin düşüncelerini ve tavırlarını ortaya çıkmasının ve bunlara dair bir görüş oluşturulmasının en yetkin araçlarından birisidir. Son okuduğum bölüm Kassel kararından değildir, Şener Türkiye kararıdır. Dolayısıyla bu anlamda baktığınız zaman siyasal eleştiri özgürlüğü kavramının aslında ne kadar geniş olduğunu, eleştiri kavramının içerisinde karşılaşılacak olan herhangi bir ceza davası yerine aslen devletin başka önerilerde bulunması, başka yollar bulması gerektiği ya da bütün kararları yan yana getirdiğiniz zaman din kararında da görüldüğü gibi pozitif yükümlülük anlamında devletin kişiler arasındaki bu tartışmalar bakımından da kişinin ifade özgürlüğünü koruması gerektiğinin altını çizmektedir. Şu an siz hepiniz, şu an biz hepimiz potansiyel olarak suç işlemeye meyilli kişileriz. Devlet bizi böyle görüyor. Sebebi çok basit. Eğer 6518 gibi bir kanun yaparsanız, 6526 gibi bir kanunla, 5651 sayılı bir kanunu değiştirirseniz, 5651 sayılı bir kanun yapmak sureti ile hepinizi bir anlamda bir ceza davasıyla karşılaşabilecek potansiyel şüpheliler haline getirmişsinizdir. Bununla ilgili olmak üzere Taner Akçam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Dedi ki benim hakkında herhangi bir ceza davası yok. Üstüne üstlük herkes benim hakkında yazdıklarımdan dolayı ve Ermenilerle ilgili görüşlerimden dolayı suç duyurusunda bulunuyor. Benim hakkında soruşturma açılıyor. Açılan soruşturmalardan sonra savcılar takipsiz karar veriyor. Dolayısıyla baktığınız zaman aynı başvurmak için bir mağduriyetin de yokmuş gibi gözükebilir. Türk hükümete böyle bir savunma yaptı. Ama Taner Akçam dedi ki, ben dedi bu yasal düzenlemeye baktığımda, 301. maddenin yapısına baktığımda, her an bir ceza tehdidi altındayım. Her an bir ceza tehdidi altında bulunmak ifade özgürlüğünü ihlal ediyor. Bir başka deyişle, yasalarınızı eğer bu şekilde düzenlerseniz,
ortaya her an şüpheli olabilecek, sanık olabilecek insanların yarattığınız bir yasal düzenleme hukuka aykırıdır. Ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Ya da anayasanın 26. maddesine aykırıdır. Veya sizin anayasanızın başlangıç bölümüyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin başlangıç bölümüne aykırıdır. O halde yapılması gerekli olan bu şekilde bir değerlendirmeyle ya da en azından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dahil olmak üzere, iç hukuktaki üretilmiş iyi kararlar da dahil olmak üzere, en azından internet ortamında yapılan yayınlar bakımından sınırlandırmak değil, ifade özgürlüğünü esas almak suretiyle kanun yapmak, düzenlemek, düzenlenen bu anlamdaki kanunlarla da hukuk yolu ve mücadeleyi seçtiğiniz andan itibaren de hem uluslararası sözleşmeler hem de iç hukuk mevzuatındaki kararları gözden geçirerek gerekçelerin kanunları değiştirecek bir niteliğe sahip olacak derecede yeniden yazılmasını sağlamamız gerekir. Bunu sağlayabilmek için de savcılara da, yargıçlara da, mahkemelere de, savunduğunuz kişilere de siz bence yol gösterebilirsiniz. Yargıçları sıfır kabul etmek suretiyle savunmalarınızı teker teker yapabilirsiniz. Ama bütün savunmalarınızı ve bütün argümanlarınızla ifade özgürlüğünü esas aldığınız andan itibaren ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın bütün ulusal veya bütün uluslararası sözleşmelerde yazılı olan ifade özgürlüğüyle ilgili korumaları altını çizerek tekrar tekrar söylemelisiniz. İnternet ortamındaki yayınların da bütün bunların sağlanabilmesi için en iyi ortam olduğunu ifade etmeniz gerekir. Biliniz ki sözleşmenin 10.2. maddesinde yazılı olan sınırlandırma ölçütleri bulunabilen önemli sınırlandırma ölçütleridir. 4 Kasım 1950 sözleşmenin imza tarihidir. Ama 1966 yılında İki sözleşme olarak kabul edilmiş olan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, yani medeni ve siyasi haklarla ilgili olan sözleşmenin 19 ve 20. maddeleri ifade özgürlüğünün kullanılması konusunda 20. madde yasak getirmektedir. Yani her türlü savaş propagandası hukukla ve kanunla yasaklanacaktır demektedir. Irkçı söylemler, dinci o anlamdaki kışkırtma içeren laflar, bütün bunların tümünün yasaklanması konusunda iki sözleşme, medeni ve siyasi haklar sözleşmesinin 20. maddesi yasak getirmektedir. Bu yasak ifade özgürlüğünün kullanılması için gerekli olan bir yasaktır. Nefret suçlarıyla ilgili, nefret söylemleriyle ilgili, ırkçılıkla ilgili, bu anlamda insanları kışkırtan savaş propagandası içeren söylemler yasaklanmıştır. Ama 19. maddeye bakarsanız, sözleşmenin 10. maddesindeki sınırlandırma ölçütlerinin giderek azaldığını görürsünüz. Giderek bilinçli bir şekilde azaltıldığını görürsünüz. O yüzden uluslararası sözleşmeler anlamındaki bence en önemli rehberlerden birisi sözleşmedir. Bir diğeri ise medeni ve siyasi haklar sözleşmesidir. İç hukuka yansımasını sağlayabilmek için mahkeme kararlarından hareketle gerçekleştireceğiniz ya da yapılabilecek olan bu anlamdaki çıkışlarınızla sanıyorum iyi bir yol alınabilir, iyi bir sonuçta elde edilebilir. Sonuçta internet dediğiniz ortam da aslında kaostur. İnternet dediğiniz ortam aslında kaostur derken kafadan atarak da söylemiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir mahkeme tarafından verilmiş olan kararda da aynen böyle yazılmış. Ve karar açıkça bu anlamda yargıç Darzey'in vermiş olduğu bir karar, internet ortamındaki yayınlarla ilgili olan bir karar ve internet ortamındaki müstehcenlikle ilgili olmak üzere bir verilmiş olan bir karar ve vermiş olan bu karara baktığınızda da işte müstehcen resim ve yazıların iletilmesi nedeniyle 250.000 dolar para cezası çarptırılmış, üstüne üstlük de 2 yıllık hapis cezası verilmiş ama yargıç Darzey demiş ki, görüş anlamında özellikle internet nedir veya ne değildir sorusunun yanıtını şu sözlerle açıklıyor. Bir kitle iletişim aracı olarak internetin hükümetin müdahalesine karşı en büyük korumaya ihtiyacı vardır.
internet içerikleriyle ilgili düzenlemenin bulunmaması kuşkusuz bir kaos yaratmıştır. Ancak internetin gücü bu kaostan kaynaklandığı gibi anayasanın koruduğu düşünceyi açıklama hürriyetimiz de bu kaosa dayanmaktadır. Hepinize kolay gelsin. Var mı sorusu olan? Benim var. Tabii ki. Bu fazla sayı kararından sonra sanki onlar büyük mahkemeye gittiler de büyük mahkeme Müslüman yargı tur davaya bakamayacağından bahisle sanki o kararı bozdu gibi ben öyle bir hayal falan mı kendim acaba öyle bir şey hatırlıyorum da. Yok, o konu önemli. Müslüman yargıç, tikiyaç öyle bir şey olmadı. Yani özellikle verilmiş olan kararla bağlantılı olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bir karar verildi. Dediler ki hayır böyle bir şey olmaz, biz şey istiyoruz. Yani yeniden bir yargılama yapılması, bu şekilde bir demokrasi kılıcı gibi başımıza böyle bir şey kalsın istemiyoruz. Çünkü hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Haklı olarak. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda bir karar verirsek, eğer yeniden suç işlerseniz, açıklayıp açıklamadığım hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ilgili olan kararı yeniden gündeme getirir. Yanılıyor muyum? Ceza Mahkemesi'nde 231 düzenleme böyle değil mi? Yani siz beni yazdığım bir yazıdan dolayı mahkum ediyorsunuz, yazıyorsunuz kararınıza, sonra diyorsunuz ki hükmün açıklanmasını geri bıraktım. Ama eğer ben tekrar herhangi bir suç işlersem bu hükmü açıklayacağım. O zaman ona göre yeniden bir karar vereceğim. Karar böyle bir karar. Dediler ki hayır biz bunu istemiyoruz. Yani bu nedenle yeniden bir yargılama istiyoruz dediler. Tartışma oradan çıktı. O kararda yani kararı da o önünüzde de var bir bakarsanız. Bu kararı yani Efkan benim arkadaşım da sanki bu kararı onlar itiraz ettiler de ben o zaman şeyi karıştırmış olabilirim. Yani onların dilekçesini okuduğum için hani ben de böyle bir ağır cesaret şey etti, kaldı. Ağır cesaret etti. Kalbi ayarlı kardeşim. Ya benim anlamadığımda fazla sayın burada hükmün açıklanmasını niçin kabul et diye teklif ediliyor nihayetinde. Yani tartışmasının önünü kapatmış oluyor esasa ilişki. Temiz edilebilir bir karar olmaktan uzak kararlı. Sonraki sözü hükmün açıklanmasının ne anlama geldiğini ben tam kavramadım. Evet, sonuçlarını anlatmadığı için itiraz etmiştik. Yani bunun sonuçları bana anlatılmadı. Ben bunu anlayamadım. Anlatabildim mi? Savcılık soruşturması sırasında meslektaşınız ve arkadaşınız hazır oldu. Sonraki duruşma taraflarına bakarsanız, diğer avukat arkadaşlarımız, Ankara'da bulunan bir avukat arkadaşımız tarafından o dosyayı izlendi. O dosyada da özellikle Fazıl Say ile ilgili olmak üzere Erdoğan Aydın yani Tatlal Türkiye ahim kararı orada verildi. Tatlal Türkiye kararında da özellikle dil özgürlüğü ile ilgili ve sözleşmenin 9. maddesi ile ilgili olmak üzere Türkiye aleyhine verilmiş olan bir karardır. Oradaki en önemli tartışma Twitter tweet edilmesi, öbür tarafa gönderilmesinden öte 125. maddede yani Türk Ceza Kanunu 125'te yazılı olan kutsal din değerleri üzerine yapılan bir tartışmadır. Onu mahkeme, ben bunu bu şekilde kabul ediyorum diyerek ve bir nevi de gerekçesini yazarken kendisinin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamak için böyle bir şey yaptı. Ama burada benim üzerinde durduğum en önemli kavramlardan birisi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kavramıdır. Müvekkiliniz duruşmaya çıktınız. Yargıç dedi ki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyor musunuz dedi. Tamam. Dedi ki ne o? Ya da size baktı. Ya şimdi ne diyeceksiniz? Anlatabilir miyim? Şimdi mahkum olursa işte hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı rahatlarsınız. Yanlış mı? Olsun ya ama şunu diyemiyorsunuz. Temiz hakkını kazandık ya da itiraz hakkını böyle bir şey diyemiyorsunuz. Mahkum olursa temiz ederiz dersiniz. Hangi yargıtaya güvenerek yani içinizden bunu söylersiniz de neye güvenerek bunu söylersiniz? Tamam. Şimdi bakın. Evet, o arkadaşımız yabancı hoca tuttuğu bir adet kolaj yaptı ve bu başbakanla ilgili olmak üzere de o kolajı adliyede gösterdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan köpek olarak çizilmiş vaziyette. Boynunda bir tane şeyi var. Bu tasması var. Tasmada şeyin, Bush'un resmi var. Ve altına da Bush'un köpeği olmayacağız diye yazdı. Tamam mı? Savunur musunuz? Tabii ki savunur musunuz? Ki savunulabilir mi? Evet, savunulur. Çünkü sen o sırada dolarla bağlantılı olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri falan falan bir şeyler söylüyorsun. Ya anladım da herkesi kandırabilirsin. Ben Amerikalı. Amerika'daki yaşam koşullarının ne olduğunu sen de iyi biliyorum. Doların karşılığının ne olduğunu da biliyorum. Sürekli Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olarak yaşamaya karşı çıkıyor bu halde. Tamam mı? Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi fevkalade güzel bir karar verdi. Dedi ki ya bu ifade özgürlüğüdür. Yani bu çok provokatiftir. Evet, abartıdır. Evet, abartıdır. Adam sana duruşmada kolejin nasıl yapıldığını, amacın ne olduğunu anlattı. Tabii ki hakarette kastın ne olduğunu, ona bakılmaz yani. Ya hakaret, genel kastla işlenen bir suçtur. Ama ifade özgürlüğüdür diye beraat kararı verdi. Ve açıkladı gerekçelerini. Bu arada sen bunları yapıyorsun diye Yargıtay'a geldi. Dördüncü Ceza Dairesi'ne geldi. Şimdi Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi'ne gelince Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi oturdu, buna bir baktı. Dedi ki bak, evet dedi, yani sen Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi olarak burada bir beraat kararı vermişsin. Ve ben dedi bunu 25.5.2009 tarihli kararından bahsediyorum. Bozuyorum dedi. Çünkü diyor ki bakın, İfade özgürlüğü diyorsunuz ya. Ancak temel hak, insan haklarından olan düşünceyi açıklama ve yayma ve bilim ve sanat özgürlüğü Anayasa'nın 26 ve 27. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Ancak sanat yoluyla eleştiri, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü kapsamında kişiler için bir hak olmakla birlikte başkalarının şöhret ve haklarının ihlali sonucunu doğurması halinde hakkın kullanılmasının sağladığı korumadan yararlanılması düşünülemez. Şimdi baktığımız zaman aslında bizim ileri sürdüğümüz görüşün bir başka şekilde ifade biçimidir ve doğrudur bu görüş. Ama şimdi devam ediyor. Diyor ki işte Anayasa'nın 26. maddesinin 2. fıkrası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak Anayasa'nın 90. maddesi önce iç hukuk kuralı haline gelmiş olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. fıkrası yalan mı? Tüm bunların hepsi doğru değil mi? İstediğiniz uluslararası sözleşmelere atıf yapılması değil mi? Aha yapıyor. Hepsini de tek tek yazıyor. Devamı benzer şekilde birinci fıkrada yer alan görüş, açıklama ve anlatım özgürlüğünün başkalarının şöhret ve haklarının korunması için yasayla öngörülen sınırlandırmaları, yaptırımlara bağlanabileceği kabul edilmiştir. Doğrudur. Bu görüş de doğrudur. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en son geldiği noktada Karolin kararı vardır. Şiddetle okumanızı ve özel yaşamla ilgili olduğu için okumanızı tavsiye ederim. Karolin kararında ifade özgürlüğünün korunmasıyla özel yaşamın korunması arasında bir paralellik kurulmaktadır. Yani AHİP kendi içtihat yaklaşımlarında sözleşmenin 8. maddesiyle bağlantılı bir konuyla karşılaşırsa bunu dikkate al. Yani ifade özgürlüğüne feda etme demektedir. Devam edeyim. Ha şimdi eleştiri bölümüne geldi. Eleştirinin hangi durumda bir hak olmaktan çıkıp suç boyutuna ulaştığının belirlenmesinde. Siz bir defa, ya bakın, koskoca, hani yüksek diyorlar ya, sanki diğerleri alçakmış gibi. Yargıtay'ın en azından yaklaşımı içerisinde baktığınız zaman, akıllarına gelen haklarla eleştiri kavramının derhal suç olarak açıklandı. Suç boyutunun olarak belirlenmesi, muhatabın sıfatı, sosyal kültürel durumu, toplumda egemen örf ve adetle ülke kamuoyunda yarattığı etki gözetilmelidir. Ha adam Kadıköy'ün adliyesinin bahçesinde bunu yaptı, gösterdi. Türkiye çok etkilendi. Oo dediler bizim başbakanımız hakkında, vay adama bak, hem de gavur hem de Amerikalı, bak neler yapıyor dedi. O şimdi o zaman ne diyorsun? Bu Amerikalı. Bu yurt dışından gelmiş, bu üniversitede hoca, bu Türkiye Cumhuriyeti Başkanı. Tamam mı?
Her ne kadar demokratik toplum olmanın gereği olarak siyasi kimliği bulunan kişilerin diğer bireylere göre kaba, sert ve kinci eleştirilere karşı daha hoşgörülü olması beklenebilir ise eleştirilen durum ile anlatım biçimi arasında düşünsel bağın bulunmaması ve küçültücü değer yargısı içermesi halinde eylemi hukuka uygun kılan çerçeve aşılmıştır. Tamam ise de aşılmıştır. 10. madde böyle böyle böyledir. Bu açıklamalar karşısında sanırım kolaj tekniğini kullanarak yaptığı köpek bedeni üzerine Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın kafa fotoğrafı yerleştirilen üstündeki örtüye Bush'un köpeği olmayacağız yazılı ağzında ABD doları, boynunda ABD bayrağı figürü ve kuyruğunda füze bulunan çalışmayı. Kadıköy Adliye binası önünde halka davet ettiği basın mensuplarına ve kameralara göstermek sureti ile gerçekleşen eyleminde. Tamam bak işte bu eylemde eleştiri var mıdır yok mudur? İki suç ceza vardır dedi. Adamı sonra kartala sürdüler. O zaman Kadıköy'den kartala sürülebiliyordu. Yapılan eleştirinin kaba, sert, kırıcı ve incitici olmanın ötesinde aşağılayıcı boyuta ulaştığı ve muhatabın köpek biçiminde resmedilmesinden ibaret kalmayın. Bush'un köpeği olmayacağız denilmek suretiyle konu yapılarak köpekleşme olgusuna ve dilimizde köpek sözcüğüne yüklenen alçak, soysuz çıkan çıkan için yani yaltaklanan kimse anlamında vurgu yapıldığı böylece kamu görevi yapan mağdur hakkında yüzü neyse mahkum. Boğaz ve mahkum. Peki eylemi tasvip ettin, anlattın, onu söyledin, bunu söyledin. Ya şimdi buraya köpekleri niye karıştırıyorsun? Yani şimdi bunu karıştırmak sureti ile ya sana göre bu köpek sözcüğünden hareketle bu anlamda baktığında soysuz alçak o anlamı mı geliyor? Yani bunu koymak suretiyle de adamın kendi iç dünyasında genel kasta işlenen bir suç anlamında sen başbakana bunu yapmış olmakla soysuz alçak dediğin anlamı mı çıkıyor? Ve İngiliz vatandaşı olup İngilizmiş düzeltiyorum. 20 yıldır Türkiye'de yaşayan ve çeşitli eğitim kurumlarıyla üniversitelerde hocalık yaptığı anlaşılan sanığım, Türk örf ve adetlerinden uzak olmayan yaşantı içinde oldu. Ve eylemin ülke kamuoyundaki etkisini bilebilecek durumda bulunduğu gözetilmeden, suça konu kolajın siyasi eleştiri ve mesaj içer. Sanığın suç kastının bulunmadığı biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle hükümlülüğü yerine beraatine karar verilmesi aykırıdır dedi, bozdu. Mahkum etti, geldi, zaten başka yaptı geldi, mahkum oldu. Aradan yıllar geçti. Şimdi burada sizinle konuştuğum gibi, kararı veren iki dördüncü ceza dairesi üyesiyle ben şurada oturmak zorundayım. Siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü Yargıtay'da tartışıldığı sırada onlar kararlarını savundular, ben aksini savundum. Çok kızdılar bana. Anlattıklarından da çok kızdılar ve rahatsız oldu. Ama bütün bunların bu kararı Yargıtay'da tartışıldı. Basılı ve yayınlandı o tartışma. Her şey gitti, biraz ikna oldu. Yani onun yarattığı ortam nedeniyle yapılıyor bu. Ve Ayşe de siz şimdi eylemi tavsiyesini yaparsınız, onu yaptıktan sonra bunu niye devam ettiriyorsunuz? Yani soysuz alçak anlamına geliyor. Yok benim için köpekler çok güzel hayvanlardır. Siz şimdi bunu söylemiş olmakla aslında hayvanları koruma kanunu da yüksek yargıç olarak ilerletip sayılmaz mısınız? Mesela. Yani bunun yanıtı yok. Devamı Türk örf adet ve gelenekleri. Bana hangi tür örf, adet ve geleneklerinden bahsediyorsunuz ki sizin hala değişmeyen örf, adet ve geleneklerinize göre eleştiriden, siyasi eleştiriden kalkıp suç yaratıyorsunuz. Adam size bir tane gerekli bir karar yazmış. Siz çok etkili olur falan diye düşünüyorsunuz.
Şöyle bir baktılar basını, bir sefer haber oldu ve geçtiler, gittiler. Ama ondan sonra ceza davası devam etmeye başladığı andan itibaren birdenbire İngiliz kahraman haline geldi. Yani bir taraftan birisi çekiyor, öbür taraftan birisi çekiyor. Vay ifade özgürlüğü denmeye başlanıyor. Yani böyle bir ortamı yaratacak bir hukuk düzeni bence olmazdı ama sözü, yani sorduğunuz için anlattım. Kararın gerekçesi, hikayesi de bu. Yani ise de ancak ama bunlar hala hayatımıza hakim. Ve en son hükmün açıklanmasının geri bırakılması fazla say kararından hareketle bir konuda daha bilgi vereyim. Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış olan bir bireysel başvuru var. O bireysel başvuru Aydın Çin'den Emin diye bir gazetecinin emniyet güçleri hakkında yazmış olduğu iki yazıdır. Bu iki yazıdan bir tanesi motosikletli zibidiler başlığını taşır. Doğrudan ilin emniyet ve trafik polislerini aşağılayan bir yazıdır. Çin'e Asya Ceza Mahkemesi tarafından vermiş olan kararın ifade özgürlüğü olduğu konusunda bireysel başvuru hakkı kabul edilmiştir. Ve mahkemesine geri gönderilmiştir. Bu anlamda bir haktır, ifade özgürlüğüdür denilmiştir. Bir yazıda ifade özgürlüğüne aykırılık bulunmamıştır. Ama bu kararın en önemli taraflarından bir tanesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş olmasından dolayı da çok memnunum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması basın ve ifade özgürlüğü kavramına aykırıdır. Çünkü hiçbir basın mensubunu görüş açıklayan herhangi bir kimseyi yıllarca bir ceza tehdidi altında tutamazsınız. Ceza tehdidi altında tutarsanız bu ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelir kararı vardır. Bu da Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru ile verdiği kararlardan birisidir. Hafızam beni yanıltmıyorsa 1 Mart tarihi galiba resmi gazetede Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru olarak yayınlandı. Çin'e Aydın dosyasıdır. Yazarı da Emin Aydın'dır. Başka var mı soru? Siz bir şey soracaktınız. Ben 4 şey vereceğim. Örnek vereceğim. İfade özgürlüğü meselesi sadece düşünce ve kanaatle çıkamaya. Canlıların davasını bilirsiniz. Canlıların Antalya'da Baron'un bir etkinliğine katılıyor avukat. Orada çocuk yaşta zorlayabilecek konuşuyorlar ve orada diyor ki biz de bunun ceza bir suç olarak görülmemesinin temel nedeni çok fazla da kültürel olarak desteklenmesi. Yani öyle ki Cumhurbaşkanı bile çocuk yaşta biriyle evlenmiştir. Hatta İslam dininin peygamberinin de çocuk yaşta çok sayıda evlilik yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla dini olarak da referans olan bu durum bizde bu yüzden yoğun bir cezasızlıkla ve hoşgörüyle karşılanmaktadır diye anlatıyor. Şimdi burada hani hakaretten, Cumhurbaşkanı hakaretten dini değerlere şapka açtılar canlılarına davayı. Şimdi dosya kapsamında avukatların temel savunusu şuydu haklı olarak. Ya burada ifade özgürlüğünün tartışılacağı bir durum bile yok. Kendi düşüncesini açıklamamış, kanaatini açıklamamış. Bilimsel olarak yani kaynaklarda, tarih olarak kaynaklarda olan bir bilgiyi aktarmış. Dolayısıyla ne hani burada bir şeyde bulunmuş, iftirada bulunmuş, ne asılsız bir isnatta bulunmuş, ne de bilinmeyen bir şey. Toplumda herkes cebinden bir şeyi açıklamış ve tabii orada buna dava açıldı ama o esnada hani yargı paketi çıktığı için ceza verilmeden hani dosya kapanmış oldu, düşürülmüş oldu. Ama hani mesela bu iddianame bence çok ciddi bir vehamet içeriyor. Yani hani benim bugüne kadar karşılaştığım en komik sayılabilecek suçlamalardan bir tanesiydi canlılarına yöneltilmiş olan. Aslında en ciddi iddianame. Evet yani ama şu anlamıyla komik. Yani hakikaten siz herkesin bildiğini söylemeyi suç haline getirirseniz insanlar bunun üzerine yorum yapmayı ya da hani bunu aşacak şeyler söylemeyi nasıl cüret edecekler? Herkesin bildiği, malumun ilanı yani orada bir şey yoktu. Sözün ettiğiniz konu Türk Ceza Kanunu tasarısının tartışılması sırasında özellikle işte 7178 eski Cumhurbaşkanı'na hakaret o anlamda gündeme geldiği zaman şiddete karşı çıktılar ve kaldırdılar. Yani 158'di ve öyle bir ufak makyaj yapmak, bir ufak değişiklik yapmak üzere kaldı. Ve tabii Antalya Asya Ceza, ki Asya Ceza'yı bilmiyorsam, oraya
o iddianame, o dava açıldığı zaman da yani herkes de hayretle karşılamıştı. Ki sözler Canan'ın sözü değil, alıntı yapmak suretiyle anlattı. Ama... Bir kitaptan da alıntı yapıyordu. Doğru, üzerine de burada da dediğim gibi bunun bir kültürel bir durum oldu. Olur, olur. Evet. O zaman Quantum 352 yetişti, 3. yer evet. yetişti. Duruşmayı başka bir tarihe verdiler. Ve dolayısıyla 5-7-2012 tarihinden sonraya kaldığından dolayı da erteliyorum dedi. Siz... Çıkmadı. Halk ve Yasaklar Mahkemesi'nin o konuda ertelemenin mümkün olmayacağı konusunda kararı vardır. Yani erteleyemezsiniz, hakkında hüküm kuracaksınız. Denilmiştir, ahim, evet. Böyle bir talepse 6. maddeyi dikkate alarak hüküm kurmak zorundasınız. Bir daha var. Süremiz doldu, hatta biraz da geçtik. Bir 15 dakika çay kahve molası verelim. Sonra da birinci atölyemizi yapalım. Çok teşekkürler.